herkese. Şimdi geçtiğimiz derslerde konuşmuştuk. İleri seviye astrolojiye destek arkadaşlar arıyorum. Eğer ücretsiz devam etmek isteyen olursa ve bana destek atan olursa ben hani keyifle bu yolculukta sizlerle devam etmek isterim demiştim. Filiz Hanım benimle iletişime geçti. Kendisiyle görüştük. Bir dersi ona verecektim. Hoş verdim de umarım üzerinde çalışabilir. Bir tane daha arkadaşımız başvurmuştu ama daha sonra kendisi yaz boyunca bir otel görevlisi olduğu için yaz boyunca bu sorumluluğu alamayacağını ve dolayısıyla biz de Eylül'de başlayacağımız için hani şimdiden başlamamız gerekiyor. Neden derseniz arkadaşlar bakın bu Venüs sınıfını ben sanıyorum Ocak ayında açmıştım ya da Aralık ayında açmıştım grubu ve 4 ay önceden yani 3,5-4 ay kadar önceden bizim hazırlıklarımız başlamıştı. Yani son dakika biz aman aman hadi bir şeye başlayalım sen şunları al sen de şu dersi al diye bir durumumuz olmadı. Biliyorsunuz ki çok çok önceden çalışmaya başladık. Yani şimdi Ağustos'un sonunda benim eğer müfredatım ve hocalarım hazır olmazsa böyle bir duruma devam edemem. Yani o yüzden şu an benim artık hazırlık aşamasında olmam gerekiyor. Bu iş için sağ olsun Filiz Hanım iletişime geçti ve ben bir yükselen başağım deyince ben dedim ki tamam ben bir yükselen başağı ya da güneş başağı bu işi teslim edersem zaten hiç elimi atmama gerek yok. Yani bana sürekli demez ki hocam şu da şöyle olmuş mu bu da böyle olmuş mu demez. Kendi kendini paralar onun o da öyle olmuş mu bu da böyle olmuş muyu kendi kendini üstünden geçe geçe bana bir şey bırakmayacağından adım gibi eminim. Ve o kadar detaycıdır ki Başak sürekli hani ince analizlerine kadar ince ayrıntılarına kadar detaylarını araştırır ve orada benim bile belki göremediğim hiç kimsenin çoğu kişinin göremediği detayları bize aktarır. Dolayısıyla şimdi yine konusu gelmişken, yine sözü lafı açılmışken arkadaşlar hala ben başvuruları alıyorum. Dediğim gibi temel seviyede de hatırlıyorsanız 2-3 tane benim Instagram'da hala postum var duruyor. Bu bir çağrıdır diye. Arkadaşlar bu bir çağrıdır. İleri seviye astroloji eğitimini tüm arkadaşlarımıza faydalı olabilmek adına bu şekilde sürdürmemiz için desteğe ihtiyacım var. Eğer sizler de bir el atarsanız aramızda ileri seviye öğrencisi olan arkadaşlar var. İleri seviyeden mezun olan arkadaşlar var. Uranyen astrolog arkadaşlar var. Yani ileri seviyeden mezun olmuş benimle birlikte Uranyen astrolojide devam ediyorlar. Görüyorum Uranyen ileri seviyedeki arkadaşlarım var. Bazı arkadaşlarımız başka akademilerde eğitimler veriyorlar. Bazı arkadaşlarımız benim öğrencim, ileri seviyeyi bitiren öğrencilerim. Lütfen hepinizden rica ediyorum. Hani bir cesaret. Bence yapabilirsiniz. Ben size gerekli materyali ve desteği sağlayacağım inşallah. Eğer tamam derseniz artık hani bu hafta içerisinde benimle bu konuyla ilgili iletişime geçerseniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü artık başlık dağılımını yapıp çalışmaya başlamak gerekiyor. Aksi takdirde artık hani bir şekilde tek başıma ileri seviyeye gitmek isteyenleri elbette ki devam edeceğiz bu şekilde. Geldik temel seviyeyi bitirmek üzereyiz. Son 6 ders kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani son 5 kesin son 2 tane ders de 32. 30 ve 32. ders arası zaten ekstra şey seminer atölye tarzında bir hocalarımızın aktaracağı bir şey olacak. Yani müfredat olacak. Tamamen temel seviye konularını bitirmiş bulunuyoruz neredeyse arkadaşlar. Yarın Sabit Yıldızlar'la Nil arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Ondan sonraki hafta ben tesadüfi asaretleri anlatacağım ve daha sonra da Astroiçler dersiyle birlikte Sema arkadaşımız tamamen bu müfredattaki konuları tamamlamış olacak. Sonra Suna hocam harita pratikleri ve danışmanlık nasıl verilir? Daha sonra Yasemin hocamla uygun bir zamanda söz verdiğimiz gibi bir Sezen Aksu'nun veya bir ünlünün işte Mirkel Am'ın olur kimin olursa sizin bu tüm haritayı nasıl okuyabileceksiniz? Nereden başlayacaksınız? Nerelere bakacaksınız? Mantığını çözebilmeniz için bizler böyle bir harita pratiği dersi yapacağız. Ekstradan Neslihan hocam biliyorsunuz astro ve sanatla ilgileniyor. Sanat tarihi uzmanımız. Kendisi yine sembolik bağlantıları anlatacak bize. Sembollerin nereden geldiğini anlatacak.
Bu şekilde katkı olmak isteyen arkadaşlarım, elimde benim bir seminer var ve ben bu semineri sunmak istiyorum diyen arkadaşlarım. Yine ekstradan benimle iletişime geçerse yaz tatilinde mesela ara ara işte Temmuz'un ortasında hazırlığını tamamlayan işte ben mesela örnek veriyorum. Şu an Sunu hocamız onu yapacak da mesela müzikle astrolojinin bağlantısını anlatacak bize. Şu an değil yani önümüzdeki günlerde. Dediğim gibi hani mesela Esin Hanım şey demişti. Ben bitkilerle astrolojinin bağlantısından bahsetmek istiyorum demişti. Sizler de bu şekilde astrolojiyi, mitolojiyi, felsefeyi birleştiren semineriniz, atölyeniz varsa keyifle paylaşmaya hazırım, destek olmaya hazırım arkadaşlar. Evet. Bugüne kadar gördüğüm ne kadar rahatım değil mi? Geçen hafta yetiştirebilir miyim kaygısı vardı. Bu hafta zaten geçen haftadan çok az bir şey kalmıştı esaretler konusunda. O yüzden birkaç slaytım kaldı. O yüzden rahatım arkadaşlar. Bugün temel esaretler konusundan başka bir konuya geçmeyeceğim için. Öncelikle buraya kadar sorusu olan var mı? Birinci dersten 24. derse kadar. Şu an 25. dersi işliyoruz. 24. derse kadar sorusu olan var mı arkadaşlar? Not aldınız mı? Her şey yolunda mı? Ödevlerini teslim eden arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sular kesikti bahanesiyle gelen arkadaşlarım. En azından bahanenizi belirttiğiniz için teşekkür ediyorum. Veremeyen arkadaşlar, hiç bahanesini sunamayan, çekinen arkadaşlar, hala bekliyorum ödevlerinizi teslim etmenizi. Bunlar şey gibi, namaza Allah'a kılıyorsun, bana mı kılıyorsun falan der gibi. Arkadaşlar bunlar ya da ne bileyim işte kendin için Allah'ın buna ihtiyacı yok. Kendine kılıyorsun işte ne bileyim oruç tutarken fotoğrafınız var mı diye bir arkadaşlar ne kadar ilginç bir soru değil mi? Camiye girerken fotoğraf olur da oruç tutarken fotoğraf olur mu bilmiyorum artık. Bu Öğretmenim, canlı yayında buyurunuz. kitap çıkartayım. Gül. Buyurun Gül Hanım. Canlı yayında günah çıkartayım diyor. Şimdi Canlı yayında günah mı şöyle. çıkartacaksınız? Şimdi ödevimi yapamayanlardan biriyim ya. Ya hayır, 8 sene. özelden yazışacağız Gül Hanım. Burada olmaz. Şimdi ben Ya burada yok cevap şey, veremem. bir sorum onunla ilgili. Şimdi benim haritama baktığım zaman benim haritadaki böyle çizgiler hiç o şeyle oturmuyor yani. O dekanların dediğiniz gibi kimi çok dar, kimi çok geniş. Ben bir türlü işin içinden çıkamadım. O yüzden de o dekanın soruyu yapamadım. Dekanlı bir soru yoktu. Yok muydu? Hani işte ilk o dördüncü evde gösterdiniz ya bize hani üç tane dekanda işte. Şöyle dekanlı bir soru yoktu. Çünkü ben daha dekana geçmedim. Dekan Sen şöyle. değildin. Başka bir şey neydi? Temel esaretlerden mi gösterdiniz? O hani Temel asaletlerden dört tanesini işledik. Terimlere kadar geldik. ha, Dekana o üç geçemedik. tane terim vardı ya hani böyle üçe ayrılıyor ev. Her şey üçlü yöneticilikler. Ha işte yani kusura bakmayın yani biraz pekiştirerek gittiğim için yaşıma göre kusura bakmayın anca anlıyorum. Estağfurullah. Evet, üçlü yöneticilikler. Üçlü Şimdi ben yöneticilikler. bakıyorum. Şimdi mesela benim dördüncü evde başı başka yerde, sonu başka yerde. Çıkamadım işin içinden. Anlatabildim Bugün mi? üzerinden geçici ama şöyle bir şey var Mina Hanım, gerçekten bu bahane değil. Neden derseniz Değil benim tabii verdiğim biliyorum ben. ödev tek Sizin dekanlarla o verdiğiniz alakalı değildi. değil. Ben sadece bunu üzerine işte dersleri tekrar tekrar ediyorum. Bazı dersleri de izleyemedim işte. Biraz geriden geliyorum. Bu benim kafama çok takıldı, bir türlü bulamadım. Bakın aramızda hiç kimse tamam hiç bulamazsınız çünkü daha oturmadı. Daha üzerinden geçeceğiz. Hatta bir Tamam. arkadaşımız Daha asalet devam var yani. tablosunu istedi. Tabii Tamam. devamı var. Bir Tamam. arkadaşımız dersten sonra asalet tablosunu istemişti. Özellikle gruba atmadım. Kafanız karışır da bu Tamam. asalet tablosuyla biz ne yapacağız? Acaba ödeve ekleme mi yapacağız diye sorarsınız diye ben gruba atmadım. Çünkü henüz Tamam. daha bitmedi. Çünkü Evet. hiçbir temel seviyede sizin öğrettiğiniz bu son aşamayı hiç görmediğim için o yüzden bocaladım yani. Tamam. Ama ondan Tamam. evvelki verdiğiniz iki ödevi de yapamadım. Gerçekten Şöyle bugün bu hafta çok yoğun bir şekilde halk eğitimde bizim çalışmalar vardı.
Ben de yapamadım yani, ama onu da yapıp size yollayacağım yani. Tamam. Tamam hocam, teşekkür Bekliyorum. Ne zaman ediyorum. isterseniz. Ben Tamam, ama teşekkür ediyorum. yapacağım yani. Siz bize bu kadar emek veriyorsunuz. Bizim size de ayıracak mutlaka daha çok zamanımız olması lazım. Her şey için Teşekkür teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Gönderen teşekkür ederim. arkadaşlarla çok keyifli geri dönüşler yaptık. Çünkü aynı dosyanın üzerinden artık çalışmalara devam. Ses gidiyor mu arkadaşlar? Benim şeyim var. Hocam yayında kopma oldu. Evet, ben de mi acaba dedim. Arkadaşlar ben burada mıyım? Buradayım. Arkadaşlar Şimdi ben burada geldiniz mıyım? hocam. Şimdi geldiniz. Buradayım. Tamam. Şimdi iyi miyim? Geldim mi? Burada mıyım? Evet, ses de iyi, görüntü de. Tamam, süper. Şimdiye kadar verdiğim ödev haritada element analizi yapılacak. Hangi element fazlaysa, kişide ne özellikler açığa çıkmış, element eksikliğinde neler ifade bulmuş, ay fazları size ne veriyor, ay düğümleriniz hangi burçta ya da hangi evde bununla ilgili birkaç cümle istedim. Bir tane de açık kalıbı yorumlamanızı istedim. Gayet güzel öğrenmişsiniz, gayet güzel geri dönüşler var. Sadece tek sorunum, tek uyarım. Bu sonraki affedersiniz ödevini tamamlayacak arkadaşlarıma da uyarım. Arkadaşlar işin içerisine asteroidleri ya da başka hiçbir şeyi katmanıza gerek yok. Ben bununla ilgili size bir şey öğretmedim ki bununla ilgili bana geri dönüş yapıyorsunuz. Yani ben size asteroidleri henüz öğretmedim. Asteroidlerle ilgili ödev de vermedim. Ne öğrettiysem onu istedim. İşin içerisine işte Juno'yu, Pallas'ı, Ceres'i, sabit yıldızları, yani bildiği her şeyi katan var ve gördüğüm kadarıyla bu kişiler tamamen karman çorman olmuş kişiler. Yani bunları katıyor ve yorumun sonunda şöyle bir şey var. Yorum şöyle bitiyor. Bunlar böyle oldu, bu böyle çalışıyor mu acaba? Ondan da emin değilim. Şimdi şöyle. Yavaş yavaş eğer ilerlemezseniz de yani birdenbire böyle deparlı gidecek olursanız çabuk yorulursunuz arkadaşlar. Bizim amacımız bakın burada ben haftada bir gün ders an bir müfredatı sığdırmaya çalışıyorum daha doğrusu. Haftada bir müfredatı sığdırmaya çalıştığım halde çoğu arkadaşımız şuraya kadar olan kısmı tam olarak oturtamadıklarını çok hızlı olduğumuzu söylüyor. Oysa ki ne kadar hafta yani şu sadece Mayıs ayında ki bunu uyarmıştım daha önce demiştim ki Mayıs ayında haftada çift çift ders işleyeceğimiz zamanlar olabilir demiştim. Çünkü müfredatta başlığın içi detaylı. Mesela temel eserler başlığı attım geçen hafta hala devam ediyorum. Hani demek istediğim bir başlık altında üç derstir işliyoruz. Ama sizin karışmanıza sebep olan tek şey gününde düzenli olarak derse girip ertesi günü dersin tekrarını yapmamanız. En başında Tekrar dondunuz hocam. ders günleri derste bulunup anlamadığı yerleri ertesi gün tekrar etmeyen arkadaşlar. Şimdi
Arkadaşlar ben düştüm. Şimdi tekrar geldim. Kayıt bende. Her şey bende değil mi? Şöyle bir bakayım. Oturum sahibi miyim? Evet. Nesrin Güldağ da oturum sahibi olmuş. Ha, Nesrin Güldağ şu an oturum sahibi olmuş. Nesrin Hanım, nasıl oturumu bana vereceğinizi biliyor musunuz? Bilmiyorsanız söyleyeceğim. Hocam bir arkadaşımız şöyle bir yazı yazmış. Ders ödev var mıydı? Ben bilmiyorum. Görebiliyorum. Gördüm, gördüm. Nesrin Hanım, orada mısınız? Nesrin Hanım, orada mısınız? Arkadaşlar ben buradayım ama, değil mi? Ben donmadım, ben buradayım, değil mi? Buradasınız. Ben buradayım. Nesrin Hanım, siz de burada mısınız? Nesrin Hanım, şöyle mesaj atalım Nesrin Hanım'a. Nesrin Güldağ. Hocam Ben de o ekran kayıt donuyor. yok. Nesrin Güldağ adının kayıt yok. Nesrin Hanım. Tamam, varmış Nesrin Güldağ adına. Benim ekranım yine donuyor mu? Ben burada mıyım? Buradasınız hocam ama ara ara donuyor. Ses gidiyor ama sonra Allah tekrar. Allah, neden böyle oluyor yahu? Anlamadım Son şimdi 3 ben. gündür internette problem var. İnternetlerde. Evet, şimdi ağı değiştirdim, tekrar düştüm, geldim. Şimdi hostluk Nesrin Hanım'da. Nesrin Hanım'da olduğu için bende ekran paylaşımı yapma yetkisi yok. Sanıyorum kayıt da bende değil şu an. Nesrin Hanım'a ulaşamıyorum. Ha, Nesrin Hanım, tamam, şimdi beni oturum sahibi yaptı. Teşekkür ediyorum Nesrin Hanım. Nesrin Hanım, burada mısınız? Nesrin Hanım çıkmış sanırım. Çıkmış herhalde. Evet, ben de yazdım hocam. Sorun sizde değil. Biz de izleyemediklerimi tekrar etmedim. Tamam, şimdi hostluk bende. Tekrar kayda başlıyorum. Artık düşeceğimi düşünmüyorum. Artık derse geçebiliriz sanıyorum. Evet, sorusu olan yoktu. Yorumları görüyorum ben. Hala ödevin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız var. Acaba grupta mı değiller diyeceğim ama grupta olmasalar linke nasıl tıklayıp girecekler? Orada birazcık şey yaptım, düşünce. Ya da ne bileyim, konuşuyoruz. YouTube'dan da izleyen arkadaşlar mutlaka biliyorlar. Ha, şey diyeceğim. Son arkadaşlar, son uyarı. Bu gerçekten sizin için son uyarı. Çünkü eğer benimle bu dosyayı paylaşırsanız kendinizi ilerletme şansınız var. Eğer bu dosyayı benimle paylaşamazsanız hiç kimseyle paylaşamazsınız arkadaşlar. Yani birine, yani sınıf arkadaşınıza şöyle bir şey soramazsınız. İşte bak bakalım bu olmuş mu? Ya bak bakalım yapabilmiş miyim? Ya bak bakalım şurada bir yanlışlık var mı? O da sizin gördüğünüz yere kadar gördü zaten. Hani burada elinizdeki en iyi seçenek benim şu an. Lütfen bunu değerlendirin. Yani sizden bunu rica ediyorum. Dediğim gibi ödevlerini gönderen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi derse geçiyorum artık. Sorusu olan yok galiba. Derse geçiyorum. Ya Allah, bismillah. Evet. Asaletler dersindeydik, biliyorsunuz. Aslında benim en sevdiğim derstir arkadaşlar. En keyiflidir. İşin içerisinde matematik var ya, of. Şimdi de zaten vakit geçtikten sonra ben iyice kopuyorum matematikten, biliyorsunuz. Duygusal zeka devreye giriyor. Evet, Evet. şimdi. Açıyorum. Buraları görmüştük geçen hafta, hatırlıyorsanız. Buralarla ilgili bir sorunumuz olduğunu sanmıyorum. Tabanda yatan enerjiye baktık, eril dişil.
Eril işaretler, yani erkeksi burçlar, kadınsı burçlardan bahsettik. Ufkun üstü gündüz, altı gece dedik. Niye bunu öğreniyoruz? Çünkü eril gezegenler kendi sektinde, yani gündüz gezegenleri kendi sektinde, gece gezegenleri kendi sektinde olursa daha iyi olur ve daha güzel çalışır. Enerjilerini daha güzel kullanırlar. Bir de Potelemus'un şurayı aslan, şurayı yengeç olarak aldığından mütevellit. Sağ tarafı gündüz, sol tarafı gece olarak aldığını söyledik. Gündüz gezegenlerini saydık geçen hafta. Gündüz gezegenleriyle ilgili zaten neyden kaynaklanıyor gündüz gezegenleri olması? Bakın arkadaşlar, gezegenler yokken mitolojisi varmış. Yani Helios, Zeus ve Kronos, bunlar eril figürler mitolojik olarak. Güneş Helios'tan gelme. İşte Jüpiter Zeus'tan gelme. Satürn de Kronos'tan gelme. Yani o yüzden arkadaşlar, mitolojiyi çok iyi bilirseniz bu haritada %100 hikaye okursunuz. Ama mitoloji çok önemli. O yüzden mesela ben yaz tatilinde isterim ki hepimiz bir hafta bir mitolojik hikaye anlatalım. Yani bu şey olarak değil. Mesela Helios'u, Güneş'i Yasemin Hanım anlattı. Mesela Ay'la ilgili Emine Hanım anlattı. Mars'la ilgili, Ares'le ilgili Dilber arkadaşım anlattı. İşte diğer, hani Jüpiter, Satürn falan, Kronos'u işin içerisine dahil ettik ama bir sürü başka şeyler var arkadaşlar. Bu şekilde mitolojik hikayeler var. Mesela Diana. Mesela Sisyphus. Gerçi astroloğlar konusunda şeye gireceğiz. Sema arkadaşımla çok keyifli bir yolculuğa gireceğiz. Ardından yine astroloğlarla devam etmek üzere bir arkadaşımız daha çalışmaya başladı. Ama ben yine sizlerden dediğim gibi geri dönüş bekliyorum. Rica ediyorum geri dönüşlerinizi. Hiç boş durmasak, yani hadi 15 güne bir düşürsek, yaz tatilimizi çok da fazla öyle şey yapmasak ama şöyle olsa, yani keyifli bir film izler gibi açsak, hani uzak kalmamış olsak astrolojiden, anlatmak istediğim bu. Merkür'e ne gündüz gezegeni ne gece gezegeni diyemedik, değil mi? Ne dedik Merkür için? Eğer dedik güneşten önce doğuyorsa eril bir gezegen, yani gündüz gezegeni. Eğer güneşten sonra batacaksa dişil bir gezegen olarak karşımıza çıkacak, yani gece gezegeni dedik. Bu arada bunu bir kitaptan aldım direkt. Bu kitabı direkt şeyin sonunda, konunun sonunda, anlatının sonunda, zaten dediğim gibi bütün anlatımlarımın sonunda kitap belirtiyorum zaten, gösteriyorum görselleriyle birlikte. Bunun da sonunda göstereceğim arkadaşlar. Evet, burası gezegenlerin kendi ana yerleri. Konuştuk bunu. Bu bizim her zaman kullanacağımız tablomuz. İkametgah yönetimi. Arkadaşlar, ikametgah veya konut yeri olarak zodyağın her bir evine kapı çalıyor ve kimse, bak bir saniye. Sen mi çıktın? Evet. Zodyağın bir işareti atanır ve daha sonra kalan gezegenlerin her biri Güneş ve Ay kral ve kraliçe olarak tek başlarına, geri kalan her bir burcu iki tane gezegen yönetiyor arkadaşlar. Bunlarla ilgili çok 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 derin çalışmalar yapacağız. Mesela bir burada bazı, mesela temel seviyede gördüğümüz bazı durumlar vardı. İşte görmeyen evler, halef evler vesaireler. Ve birbirini görmeyen gezegenler, işte birbirini görmeyen burçlar diye açılar dersinde, harmonikler dersinde hep üzerinden geçtik. Bunların çok çok detaylarına gireceğiz ama şu anda bunları çok iyi oturtabiliyor olmanız gerekiyor. Kafanızda çok iyi tasarlayabiliyor olmanız gerekiyor. Yine gezegenlerin kendi yerleşimleri, kendi ikametgah yerleri Mars Akrep Burcu'nda ve Koç Burcu'nda, Jüpiter Yay Burcu'nda ve Balık Burcu'nda, Satürn Oğlak ve Kova burcunda yönetici. Firmikus, bunları konuştuk. Gezegenlerin gücü asaletine göre tayin edilir dedik. Yönetici, yani rulership, yücelim yöneticisi, exaltation, dekan yöneticiliği, terim yöneticiliği, üçlü yöneticilik. Biz ne yaptık? Terim yöneticiliğinde kaldık geçen anlatırken. Bir gezegenin her zaman hükümdarı olduğu burcun, bir gezegen krallığını yaptığı burcun karşısında zararda dedik.
Gezegenin temel özelliklerinin ifadesinde en sınırlı olduğu burç, tersine düştüğü burç. Gezegenin düşüşünün işareti olduğu için ise bir tarafta yücelme yöneticisi olacak, diğer tarafta da düşüşte diyeceğiz. Örneğin terazide Mars kendi zararınadır. Ancak terazinin Satürn ve Venüs etkileri Mars'ın saldırganlığının temel kalitesine kısıtlama ve incelik kattığı için orada tamamen istenmeyen bir konumda değildir. Yengeç burcundaki Mars ama rahat değildir arkadaşlar. Hadım edilir. Yani hani ereksiyon olamaz diyeyim yani. Nasıl söyleyeyim, öyle söyleyeyim. Mars çünkü eril enerjimizdir. Yengeç burcunda dişil bir burçta eril bir gezegen. Ve bizim sinastri dersimizde dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Sinastri dersimizde cinsel eğilimlere baktığımız zaman işte bu eşcinsellik işte ya da ne bileyim diğer durumlar haritadan gözlemlenebiliyor. Mars, Venüs, Ay, Güneş bunlar Mars'ın retrosu işte Merkür'ün veya retrosu veya düştüğü ev mesela. Mars'ın saldırganlığının kendini ifade etmesi için en uygun olmayan yer olan ev Yengeç burcudur arkadaşlar. Konuştuk Güneş'i. Ay'ı konuştuk. Neden, neyi konuştuk biz burada? Güneş neden Koç burcunda yücelir? Güneş neden Aslan burcuna verilmiştir? Ay neden Boğa burcunda yücelir? Neden Yengeç burcuna verilmiştir? Veya bazı burçların yücelim yöneticisi yoktur. Bakın burada yücelim yöneticisi olmayan bir burç var. Kova burcu. Ve bazı dereceler var ki yücelimin en şerefli olduğu yerler demiştik. Bunlarla ilgili de burada El-Biruni'nin belirtisine göre cümleleri kurmuştuk. Yine yöneticiliklerin sebepleri. Bunlar inanın bakın burada bu Tetrabiblos'tan alıntı değil. Ama daha önce de belirttiğim gibi her astroloji kitabı Tetrabiblos'un tefsiri niteliğindedir. Bunlar Tetrabiblos, bu Tetrabiblos'tan bir sayfa değil. Ama bu Tetrabiblos'tan bir alıntı. Ve onun açıklamalı şekilde bir kitaba dönüştürülmüş hali. Kitabın ismi dediğim gibi slaytın sonunda. Jüpiter neden Yengeç burcunda yüceleri konuştuk. Satürn'le ilgili konuştuk. Uranüs neden akrepte yüceleri konuştuk. Üçlü yöneticilerle ilgili konuştuk. Bu harita gündüz haritası dedik. Bu haritanın üzerinde hatırlıyorsanız neyi konuştuk? Mine Hanım'ın sorduğu soru buydu işte. Üçlü yöneticilikleri nasıl kullanırız? Şimdi üçlü yöneticilikler eğer bir gezegen kendi üçlüsünde ise 3 puan vereceğiz. Puanlamayı göstereceğim zaten. Ama üçlü yöneticilikleri ekstradan Doretus şöyle kullanmış. Bir kişinin demiş yaşam uzunluğunu veya yaşamının sefalet içinde mi, güzellik içinde mi olduğunu üçlülere bakarak anlarız. Bu üç şeyi bir burcu üçe böldüğümüzde bu üçlüler örnek veriyorum. Bakın ben ilişkimle ilgili bir konuşma yapacağım bugün, tamam mı? Koç burcu. Bakın Koç burcu, Aslan burcu ve Yay burcunun üçlü yöneticisi Güneş, Jüpiter, Satürn. Benim haritam gündüz haritası. Ve yedinci evim Koç burcu. Ben ilişkimle ilgili konuşmak istiyorum. Diyorum ki ilişkimin ilk yarısı Güneş yönetiminde olacak. İkinci yarısı Jüpiter yönetiminde olacak. Üçüncü yarısı Satürn yönetiminde olacak. Yani haritamda işte burada bir gezegen olsaydı bu arada o gezegen de üçlü yöneticiliği olduğu için ilk dekanda ilk 10 kısmında ya da ilk 25 yıllık dönemde o gezegen de yine güneş konularıyla sorumlu tutulacaktı. Bu arada mesela bir yaşam uzunluğunu ben 90 yıl alırsam 60 yaşına kadar ilişkilerimle ilgili Güneş Jüpiter. Yani biliyorsunuz Jüpiter'dir yani. Hani Jüpiter'im gerçi balık burcunda ama Jüpiter'dir. Yani Jüpiter iyicildir. Jüpiter zaten keyif getirir, bolluk getirir, bereket getirir. Dolayısıyla benim ömrümün 30 ve 60 yaş arası ilişkilerle ilgili Jüpiter'den geçeceği zaten buradan görünüyor. Sonra 60 ile 90 yıl arasında Satürn. Bakın benim Satürn'üm 3. evde. Ve 3-9 aksında benim bir karşıtlığım var. Yani benim Satürn'ümle ilgili maksimum yaşayacağım şey ilişkilerle ilgili. Belki
Yurt dışına, yani yüksek ihtimal hatta yurt dışına. Dediğim gibi yani haritamı bakın, ben 2020 yılında da yanılmıyorsam 10 dakikalık da olsa videom var ve ta o zamandan da söylemiştim. Bu arada geçen seneki derslerimiz, aramızda geçen seneden ileri seviyeden arkadaşlarımız var. Ben geçen seneki Solar Return dersini bir gözden geçirdim. Şöyle ben de unutuyorum arkadaşlar ve gerçekten kendi öngörülerime de bakmak istiyorum bu arada. Geçen seneki dersimizde öngörü olarak Solar Return'üme bakmışım. Hatta 2021 yılında bakmışım arkadaşlar. Çok şey böyle net. 2023'e kadar ilerletmişim. Oranın da Solar Return'üne bakmışım. Bugün şöyle bir kontrol edeyim dedim. Yani o kadar tutarlı ki, o kadar nokta atışı yorumlar yapmışım ki kendi adıma. Sonra unuttum bile kendi adıma o yorumlar yaptığımı, inanın yani. O yüzden hani sizler de ilerleyen zamanlarda bu şekilde kendi kendinize yorum yapıp işte kendi öngörülerinizi kendiniz yapacaksınız. Ama önce haritanızı çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. O yüzden herkes ödevini düzenli olarak teslim edecek. Bu akşamki ödeviniz de, şimdi dekanlara girdik, artık giriyoruz. Bu akşamki ödevinizde temel hasaretler olacak. Ödevin nasıl yapılacağını şimdi bir örnekle de göstereceğim. Evet, burada da anlattıklarımı tek tek uğraşmışım. Buradan böyle yuvarlak içine alıp size göstermek için. Gece haritası. Bu bir gece haritası. Bu benim haritam yine. Sadece geceye getirdim. Yani sabaha 7.30 falan getirdim. Ben 8.30'da doğmuşum. Hatta 6 falan herhalde. Sabah 6'ya aldım. Gece haritası olduğu için, bakın, gece haritası olduğu için mesela şey değişti. Kovaya geldi, tamam mı? Ben ilişkilerimle ilgili öngörüm yapmak istiyorum. İşte ilişkimin ilk 30 yılı, yani benim 7. evimin ilk 30 yılı. Eğer gündüz haritası olmuş olsaydı Satürn kontrolünde, yani Satürn seriminde, Satürn dekanında ya da Satürn üçlüsünde, artık buna nasıl bir yorum yapmak isterseniz. Hani bu ilk 30 yılı terimi değil bu gerçi. Terim için 27 dereceye bakacağım. Hoş, 27 derece de yüksek ihtimal Satürn'ün ve Mars'ın, yani ikisinden birisini zaten geçen ufak ufak girmiştim hatırlıyorsanız. Mesela Kova burcunun 27 derecesi, 7. ev ilişkilerle ilgili 27 derece. Yanın bir bakalım. Neden bakmıyoruz? Kimin terimindeymiş, ona bakalım. Yok, şöyle bakacağız. Evet, bakalım. Şu tabloyu küçük küçük kullanmayı öğretmiştim zaten size. Kova burcuna geliyorum. Bakın, Kova burcunda Satürn zaten burç yöneticisiymiş. Üçlü yöneticinde, eğer benim haritam gündüz haritası olmuş olsaydı, Satürn'ü ben ilk 30 yıllık periyotta, periyot, ilk periyot diyelim, evet, terim ya da dekan vesaire demeyelim, ilk periyot diyelim. Hayatımın ilk 30 yıllık periyodu diyelim. En mantıklı cümle bu oldu. İlk 30 yıllık periyodunda Satürn olacaktı. Ama benim haritam gece haritasıydı. Çevirmiştim, 6.30'a getirmiştim hatırlarsanız. Dolayısıyla ilk periyot Merkür periyodu olmuş olacak. Anlatabiliyor muyum? O benim haritam olmuş olsa. Şimdi terimine geldiğimde, bakın, ben Kova burcunun 27 derecesine de doğmuş olacağım. Gördüğünüz gibi Satürn terimi olmuş olacak. Yani haritayı tekrar açıyorum hemen. Hangi şeydeydik? Şurada mıydık? Şurada mıydık? Şuradaydık. Ben burada Satürn 7. ev ilişkilerle ilgili Satürn'e bakıyorum. Neden Satürn'e bakıyorum? Çünkü buranın yöneticisi Satürn. Sonra ben periyot periyot ayıracak olduğumda, ilk 30 yıllık ya da 25 yıllık, dediğim gibi 75 yıl ayırırsanız, geçen ders bunları çok ayrıntılı konuşmuştuk. 25, 90 yıllık periyoda ayırırsanız 30, 30'ar yıllık bir periyoda ayıracaksınız. Benim haritam gece olduğu için ve burada gördüğünüz gibi üçlü yöneticiliklerin gece haritasında Merkür'ü gösteriyor. Bu Merkür'ü aldım, ilk periyoda koydum. Ve ekstradan terimine baktığımda da Satürn teriminde olduğunu görebiliyorum. Şimdi buradan direkt göremiyorsunuz. Ben size bunu Solar Fire'dan nasıl göreceğinizi de göstereceğim. Ama şurada bir şey daha var. Bakın arkadaşlar, ben burada şeyi anlatmışım. Satürn şey gece haritası ve neye bakacağımızı göstermişim. Şimdi ekstradan prometik Merkür olduğunu, bakın, her derste başka bir şey koyduk üzerine ve onu da ekliyoruz. İşte bu gündüz gece haritasıydı. Gece haritasında güneş parlayamaz. Güneş gündüz
gezegenidir ve kendi sektinde değildir. Buradan bir rahatsızdır. Ama yine de Başak Burcu'nda, toprak elementinde üçlüsü var mı? Bakıyorum. Bakın, toprak elementine bakıyorum. Boğa, Başak, Oğlak. Gördüğünüz gibi burada bir üçlü yöneticiliği de yok. Bunların hepsini ekliyorum. Şöyle size daha rahat kullanabilmeniz için Solarfire'dan aynı haritayı nasıl açmanız gerektiğini. Bakın, sapsadeydi. Öncelikle size hiçbir şey eklememeniz, haritalarınız üzerinde benim gösterdiğimden fazla eklememeniz ve hangi Wild Style'ı kullanmanız gerektiğini zaten söylemiştim arkadaşlar. Bu Wild Style'ı önermiştim. Hatırlıyor musunuz? Hatta pembeyi önermiştim, şunu. Bir dakika. Şunu önermiştim. Şimdi size bakın, bu söylediklerim gerçekten uygulanırsa çok rahat harita okursunuz. Yani en başından beri söylediğim her şey harfi harfine uygulanırsa kral bir harita okuyucu olursunuz, söyleyeyim. Şimdi bakın, ben hiç fazla bir şey katmış mıyım haritaya? Yani benim haritamda şurada gördüğünüz ekstradan, şuna ve Chiron'dan başka hiçbir şey bulamazsınız kafanızı karıştıracak. Zaten bana bunlar yeterli şu an. Ben zaten bunları biliyorum. Ve ben bunları bilerek harita okuyabiliyorum. Benim niye onu ekleyeyim, bunu ekleyeyim, asteroid ekleyeyim, sabit yıldız ekleyeyim, öbürünü ekleyeyim, bunu ekleyeyim. Bir dakika, bir dakika daha ben burayı bir okuyayım. Yani burada bir sürü şey var. Ben bunların hepsini kaldırayım. Sadece Güneş, Merkür, Ay olsun. Ben bu haritayı yine okudum. Her şeyi kaldırayım. Sadece Ay düğümleri olsun. Ben bu kişiyi yine analiz ederim. İşin içerisine spesifik araştırmalar girdiği zaman asteroidler girer. Sabit yıldızlar girer. Nokta atışı gitmek istediğim zaman ben genel bir yorum yapıyorum. Şu an benim nokta atışı bir şeye bakıp da böyle onunla ilgili bir şey, yani derin bir analiz yapmak istiyorum mesela. Onu da şöyle yaparsınız arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum, derin bir analiz yapmak istiyorum. Tek tek haritaya bir tane gezegeni koyarsınız, tüm asteroidleri koyarsınız. O gezegene düşen bir asteroid var mı bakarsınız. Eğer tüm gezegenler ve tüm asteroidler işin içerisine girerse biraz kafanız karışır. Sema arkadaşım ders verirken mesela asteroidlerle ilgili konuşacak ve kendisi hem çok iyi bir astrolog hem de çok güzel danışmanlık verdiği için haritayı boş görmeyi sevmiyor. Mesela o da artık gözü alışmış, boş görünce konuşamıyor. Dolayısıyla bizler tek tek okursak sonra bütünü tamamen görebiliriz. Yani benim Başak mantığımı anlamışsınızdır artık. Parçadan bütüne gideceğiz yani. Bütünden parçayı görmek bize kolaylık yaratmaz arkadaşlar. Şimdi V style'ınızı artık değiştirmenizi istiyorum. V style'ınızı bundan sonra bu olarak değiştireceğiz. Haritayı birkaç saat geriye aldım demiştim. Şuradaki haritayı bakın, 27 derece, 27 derece. Buradaki haritayı size açtım. 27 dereceyi görüyor musunuz? Evet, 27 derece Kova burcu. Bu arada oldu mu bu? Pardon, bu şey siderali almıştım. Bir dakika bir bakayım ben bunu, bir şeyini değiştireyim arkadaşlar. Tropical edit. Evet, bir de düz. Tamam. Buralarda bir problem yok. Evet. V style'dan demek ki burası 4 derece. Animate yapıyorum. Evet, 27 derece Aslan ve 27 derece Kova burcu yükselmiş oluyor. Şimdi buradaki terimlerle bunun arasında
birazcık fark gördüm. Onu bir kontrol etmek istiyorum. Kova burcunun son terimi Satürn. Doğru mu? 26 ve 30 derece arası. Şimdi haritayı tekrar açıyorum. Şöyle bakalım. Evet, Satürn'müş. Şöyle sileyim hatta şöyle görünsün. Satürn teriminde. Şöyle bir yuvarlak içerisine alayım. Daha rahat görün. Evet, mesela 3 derece Başak Burcu'nun terimine bakıyorum. Merkür'müş. Kontrol ediyorum. Başak Burcu'nun tekrar şeyimi alayım. Başak Burcu'nun aşağı doğru iniyorduk değil mi bunu okurken? 3 derece terimi. Bakın 0 ve 7 derece arası Merkür'müş. Bakın Başak Burcu böyle inerek okuyorduk bunu hatırlarsanız. Evet, bundan sonra dediğim gibi bunu kullanmak, bu V-Style'ı kullanmak bize terimleri okumakta fayda sağlayacaktır. Bir de sadece yöneticilik olarak var. Bu çok karman çorman hocam. Ben bununla tamamen karıştırırım. Siz de sade olun, sade olun diyordunuz. Birdenbire bizi getirdiniz, attınız kalabalığın içine derseniz eğer. Bakın şurada. Şurada şey var. Yöneticilik var. Bir saniye. Bu değil, bu değil. Bu değil. Termulus, bu Termulus. Yani terim yöneticiliği. Bu Mısır, bu da Ptolemy'nin. Aralarında çok küçük bir fark var. O farklarla ilgili derece sanır Tetrabiplos'ta yazıyor arkadaşlar. Mesela birininki 0,6 derece Merkür, bir tanesinde 0,7 derece Merkür. Hani anlatabiliyor muyum? Küçük bir nüans var Mısır çizgisiyle Ptolemy çizgisi arasında. Tetrabiblos'ta bununla ilgili çok detaylı açıklamalar yazıyor. Ha, Sigin Ruler diyor. Bakın bu kendi yöneticilikleri. Gördüğünüz gibi bakın önce bunu kullanabilirsiniz. Eğer ben iyiyim, terimleri görmek istiyorum derseniz terim V-Style'ını kullanın. Ama bu mesela Koç burcu. Ben henüz daha Koç burcunun yöneticisini bile ezberleyemedim hocam derseniz Koç burcunun yöneticisi Mars, Boğa burcunun yöneticisi Venüs, Balık burcunun yöneticisi Neptün olarak moderni almış bu arada. Bunu traditional'a çevirmek gerekiyor. Onu da nereden çevirebiliriz? Şimdi onu da sanıyorum şuradan bir yerden çevirebiliyorduk arkadaşlar. Şuralardan bir yerlerden edit settings'ten kullandığım şeyi tamamen traditional çevirmem. Bakın burada void of course bu moderne göre almış. Genel olarak her şeyi traditional'la alırsanız eğer klasik yöneticilerini almış olursunuz. Yani burada daha önce hatırlıyorsanız dördüncü derste buraya girip şimdi vakit kaybetmek istemiyorum anlıyor musunuz? Şimdi buraya girip tek tek gezmiştim hatırlıyorsanız. Dördüncü ders Solar Fire anlatımı dersiyle ilgili. Buraya girip tek tek gezmiştim. Orayla ilgili durumu buradan bulabilirsiniz. Dediğim gibi buradan Jüpiter olduğunu biliyorsunuz zaten ama modern olarak almış bu şeyi. Çarkı. Kovanın da Satürn normalde Uranüs'ü almış. Modern olarak almış dolayısıyla. Sizler zaten o küçük nüansları eklersiniz kafanızdan da olsa. Solar Fire kullanımı ile ilgili arkadaşlar dediğim gibi dördüncü derste gerekli olan bütün bilgiyi vermiştim. Herkes oraya bakabilir. Bizim için gerekli olan her bilgiyi her ders açtım. Geçen derste yine kullanacağımız yere kadar açtım. Harmonikler dersinde yine kullandığımız yerlere kadar açtım. Açılar dersinde kullandığımız yere kadar açtım. Yani dolayısıyla ben şimdi buradan açıp size şuradakilerini anlatmamın bir mantığı yok. Her ders kullandığımız kadar öğreneceğiz. Çünkü bunlar kafa karıştırır. Ama size söylediğim yere kadar kurcalayın. Daha fazlasıyla uğraşmayın arkadaşlar. Evet, şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar çok az kaldığı için şey yapmıyorum. Çok az kaldığı için sıkmıyorum, kasmıyorum farkındaysanız. Slaytım az kaldı. Şöyle yavaş yavaş devam ediyorum. Evet, üçleri anladık. Kromatik Merkür ışık taşıyıcıydı. Prometheus'tan geliyordu. Hikayesini anlatacak birisi varsa çıksın meydane.
Veya ben bu Prometik Merkür'ün üzerinde çalışmak istiyorum. Daha doğrusu Prometheus'un mitolojisini anlatmak istiyorum diyen varsa benimle iletişime geçebilir. Evet, üçlülerle ilgili yine açıklama. Konuştuk bunları zaten. Evet, üçe böldüm. Ben hayatımla ilgili ilk dönemi üçe böldüm. Bunlarla ilgili size geçen hafta anlatmıştım. Doretus hayatın genel durumunu ve talihini belirlerken gündüz haritasında Güneş'e ve onun üçlülük yöneticilerine ve gece haritasında Ay'a ve onun üçlülük yöneticilerine bakmamızı tavsiye ediyor. Terim yöneticiliği bonds ya da terms diye geçiyor. Bunu konuştuk. Hatta üstüne bunu konuştuk. Bir dakika. Evet. Terim olarak saygın bir gezegen, oynadığı rolde yiğitçe bir çaba gösteren ancak liginin dışında olan bir gezegendir. Hayır. Bunları çekme. Sen bunu al git. Bilimliliği, itibarı, serveti çok azalan bir gezegeni temsil eden terim olarak tanımladı. İki yakasını bir araya getirmeye çalışan ve sokağa atılmasına az bir süre kalmış biri gibi. Bunların hepsini konuştuk. Dekana gelmiştik hatırlıyorsanız. Dekanda kalmıştık arkadaşlar. Şimdi dekan yöneticilikleri bir burcun onar onar ayrılması ve kalde sıralamasına göre de yöneticilik verilmesine göre oluşturulmuş. Firmikus'a göre dekanlar kişinin kaderi içindeki özgürlüğü gösterir. Bakın dekanları o kadar önemsemişler ki dekanlarla ilgili 230 sayfalık bir kitap okudum. Bir tane de bugün ilginç bir şekilde şeye denk geldim. Bir araştırma yapmışlar 18 sayfalık ya da 28 sayfalık bir şey. Çok ünlü kişileri araştırmışlar ve dekanlarına göre kişiliklerini analiz etmişler. Çok ilginç bir şey. O PDF'i bugün paylaşacağım arkadaşlarla. Sizler de inceleyebilirsiniz. Dekanlarla ilgili çok güzel bilgiler veriyor. ASC'nin yükseldiği derecenin dekanına göre kişi hakkında yorum yapılırmış eskiden. Kişinin tavrı, fiziksel sağlığı ve başarısı yorumlanır. Dekanın iyicil veya kötücül gezegen tarafından yönetilmesi dikkate alınırmış. Dekan yöneticiliği aynı zamanda gezegen günleri ve saatleri sıralamasını da gösteriyor arkadaşlar. Hani bizim Mars günü, işte Jüpiter günü vesaire günü var ya bunlar kalender sıralamasına göre gidiyor zaten. Ve dekan yöneticiyi de buna göre gidiyor. Evet, mesela pazar günü Sunday zaten güneş günü ve pazar günü güneşle başlıyor arkadaşlar. Bunu şeyde okült astroloji dersinde öğrenirsiniz bunun ayrıntılarını veya horary derslerinde bunun ayrıntılarını yani ayrıntıları derken işte bunun üzerine giderseniz eğer dediğim gibi horary kitaplarında daha detaylı bununla ilgili bilgi alabilirsiniz mesela. Veya size belirttiğim o Havas İlimleri kitabında nasıl başlıyor, ne mantığa başlıyor, işte nasıl ilerliyor, kaç dakikada bir değişiyor mantığını, orada matematiğini çözersiniz. Pazar günü güneş ile başlıyor ve gün pazar günü Sunday olduğu için güneşle başlıyor, saat de güneş saatiyle başlıyor. Ve daha sonra Güneş'ten sonra gelen gezegen Mars, işte Jüpiter, Satürn diye devam ediyor. Ve günler de o şekilde devam ediyor arkadaşlar. Gerçi Güneş, Ay, Moon Day, Ay. Şuradan şöyle buna da bakabiliriz. Şöyle göstereyim bunu da. Animate yapıyorum arkadaşlar. Affedersiniz. Önce bir page'i değiştireyim. Classical'ı getireyim. Bakayım ne verecek bana. Evet. Şimdi mesela bugün diyor ki Day of Mercury. Bakın nereden açtım? Pages'tan klasik bölümünden açtım veya şeyden de açabilirdiniz. Horary kısmından da açabilirdiniz. Şuradan diyor ki bakın benim doğduğum gün Merkür günüymüş. Ve 8.31'de de bakın Satürn saati olmuş. Yani Güneş şuradan doğarken Merkür günüymüş bugün. Ve 8.31'e geldiğinde artık Satürn saatine denk gelmiş. Bir sonraki saat Satürn'den sonra kalde sıralamasına göre bakın şöyle ilerliyor. Ay, Güneş,
ilerleterek görelim bunu. Neden böyle oldu bir bakalım. Evet, bir önceki ay, ha bir önceki Merkür, Ay, Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, evet, Venüs, Merkür, Ay, Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür, Ay. Sürekli böyle gidiyor farkındaysanız. Şöyle hızlıca ilerleteyim. Hatta birazcık kısayım. Şöyle serice gitsin. Evet, Satürn, Jüpiter, Mars aynı şekilde devam ediyor gördüğünüz gibi. Güneş pazar günü. Gün olarak da pazartesi Moon Day. Ama kalde sıralamasında geçen hafta da anlattığım gibi şeyi anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şunu anlatmıştım. Hatta bir daha çizeyim. Şöyle söylemiştim. Bizim kalde sıralamamız normalde Dünya. Bakın bizim Dünya'dayız değil mi? Bize en yakın planet ne? Ay. İşte bizim uydumuz. Daha sonra ne? Merkür. Daha sonra ne? Venüs. Daha sonra ne? Güneş. Bakın dünyaya uzaklığına göre size alıyorum. Anlatabiliyor muyum? Daha sonra ne? Mars. Sonra asteroidler kuşağı giriyor. Sonra Jüpiter. Sonra Satürn'ümüz var. Hatırladınız mı burayı? İşte şuradaki istisnayı kaçırmayın. Evet. Dediğim gibi bunun hesaplaması da var. Gün saat nasıl ilerliyor? Kaç dakikada bir düzeliyor? Bunun hesaplaması da var. Hava Silimleri kitabından. Bunu şimdi kafanız karışmasın diye ben hiç buraya eklemedim. Bunun hesaplaması ya da Solar Fire zaten veriyor arkadaşlar. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Evet, güneş doğduğundaki ilk saat o günün gezegeniyle başlar ve birer saat arayla saat sıralaması devam eder. Pardon. Elim mi? Mola verebilirim. Tamam, şunu da bitireyim. Evet. Şimdi bizler ne için gezegen saatini kullanıyoruz ya da bize ne için gerekli bunlar? Arkadaşlar biz gezegen saati veya gününü, gezegen gününü mesela biz bir iletişime geçeceksek hani nasıl ay fazlarında anlattık ya saç kestirmek şöyle olur vesaire konuştuk ya bunlar arkadaşlar. Bizler bir gezegen saatinde mesela örnek veriyorum bir Mars gününde bir işe başlarız ama ay gününde hızlı bitmesini istediğimiz bir şeyler yaparız. Ya da ne bileyim güneş gününde bir ürün satın alırız. Bu arada güneş günü yani pazar günü sattığınız bir ürünü çok kazık maliyete tekrar alırsınız. Mesela böyle şeyler vardır. Ekstradan cumartesi günü bir işe başlanmaz çünkü iş çok uzun sürer. Satürn günüdür. Ve örnek veriyorum ay günü ama Satürn saati. Burada da bir işe başlanmaz. Çünkü Satürn saatine denk gelmiştir. Ama ille de hızlı bir iş yapmak istiyorsanız ay günü Mars saatine denk getirebilirsiniz. Mesela biriyle iletişime geçeceksiniz, bir iş görüşmesi yapacaksınız. Merkür gününün Satürn saatini seçebilirsiniz. Çünkü karşınızdaki kişi sizi daha iş yapacak şekilde görebilir. Bunun gibi bir sürü açıklamalar var arkadaşlar. Bunların hepsi de yine horari kısmına giriyor. Hani çünkü kişi size bir şey sormaya geldiğinde o sorduğu saate göre bile cevap verebiliyorsunuz. Benim horari ile ilgili birkaç açıklama yaptığım videom var YouTube'da. Onları tekrar izlediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Devam ediyorum şimdi dekanlarla ilgili. Şimdi Sel, yani bu isimleri zaten benden sürekli duydunuz arkadaşlar. Hali, İbni Ezra, bakın Neslihan Hocam da hatırlıyorsanız en başında işte klasik astrologlar diye bir şey yapmıştı. Hatta üzerinden başka arkadaşlarımız da geçmişti. İbni Ezra'dan, Maşallah'tan, işte Ptolemus'tan,
Film Kustan, William Lilly'den hep bahsettik arkadaşlar. Bunlar işte öyle kişiler. Diyor ki, bu demiş ki İbn Ezra, yükselen dekanın yüzün en iyi göstergesi olduğunu belirtiyor. Hele ise yükselen burç var ya, benim yükselenim terazi mesela. Yükselen burç bedeni ifade ediyor. Yükselen dekan ise yüzü ifade ediyor. Benim yükselenim terazi, yükselen burcum terazi, terazi burcu Venüs yöneticiliğinde ve burcun ifade ettiği şekilde görünüyorum. O ilk dekan Venüs'tü, yine ilk dekan yanlış hatırlamıyorsam, yine bakalım. Bakın, kalemimi elime alayım ben. Terazi burcunu şöyle aşağıya doğru bakıyorum. İlk dekan aymış bu arada. Şöyle. Terazi burcunun ilk terimi Satürn. Arkadaşlar, yöneticisi Venüs ve ilk dekanı Ay. Uh-oh. Şöyle şurada da bir bakalım. Şuradaki tabloya da bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Terazi burcuna. Evet, burada da aymış. Tamam, okey. Acaba yanlış mı hatırlıyorum dedim de. Tamam, ben yanlış hatırlıyormuşum gerçekten de. Bu aymış arkadaşlar. Çünkü Venüs gibi gördüğümü düşünmüştüm daha önce. Dedim herhalde Mısır'da farklı, Ptolemyus'ta farklı, Mısır şeyinde farklı dedim tablosunda. Yok, tamam, bu kısımlar doğruymuş. İkisinde de aynı. Dediğim gibi birinin İşte 0-7 arasındadır. Diğerinde 0-6 arasında olabilir sadece. Şu kısımlar. Bir tek şey fark bu. Şöyle bir bakalım. Tekrar. Tetrabiblos'ta dediğim gibi bunun ayrıntısını görebilirsiniz. Evet. Daha devam ediyordum, bir saniye. Bu Dekanların Sırrı diye, dediğim gibi 238 sayfalık bir kitap var. Bu bilgiyi oradan aldım arkadaşlar. Dekanların Sırrı. Dekanlar, bakın, astrolojinin tarihçesi milattan önce 2500-5000 yıllara dayanıyor ya. Bakın, astrolojinin daha, yani zodyak çarkı oluşturulmadan düşünün, burada kişiler o kadar şey yapmış ki, eski astrologlar böyle zodyak kuşağını böyle öyle bir ince incelemişler ki. Bakın, bizler ileri seviyede öngörüm yapmak için, özellikle işte bu tufandı, çekirge istilasıydı, vebaydı. Ondan sonra işte depremdi. Bunlarla ilgili ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Yok, şimdilik bir şey yok. Bunlara bakarak bizler öngörüm yapıyoruz arkadaşlar. Yani neye bakıyoruz biliyor musunuz? İşte bir yeni ay oldu. İlk dekanın doğdu şu burcun ve o dekan şu gezegene ait. Bu gezegen de çok tehlikeli bir yerde duruyor. Bizim tehlikeli yerler dediğimiz yerler var arkadaşlar. Özellikle ülkemizin haritasında tehlikeli noktalarımız var. Bunlarla ilgili arada sırada bilgi veriyorum, yani böyle ara ara dipnot veriyorum. Dediğim gibi dekanlar gerçekten çok önemli. Milattan önce 3000 yıllara dayanıyor. Zodyak işaretleri toprak, hava, su ve ateş elementlerine ve öncü sabit değişken üçlerine göre dörtlü gruplara ayrılıyor. Astrolojinin temeli Sümerlerden gelirken, Mısırlılar tarafından ayları her biri birer dekan içeren 10 günlük 3 döneme bölen dekanlar oluşturulmuştur. Bizim Solar Return'de de hesaplamalarımız dekanlara göre yapılıyor arkadaşlar. Hatta günler belli, geçen de konuşmuştum, günleri belli. Zamanı gelince yine üzerinden geçeceğiz. Dekanlar, bakın, hastalıklara tedavi yöntemleri bulmak veya tasarlamak, savaş tarihleri hakkında karar vermek ve yeni doğan bir bebeğin kaderini belirlemek için kullanılan eski uygarlıklar için çok önemliydi. Örnek olarak 21 Mart'ta Koç burcuna giriyor ya Güneş arkadaşlar. Koç oluyor doğan kişi. 21 Mart ile 29 Mart arası
Bunu rektifikasyon dersine giren arkadaşlarımız çok iyi bilir bu konuyu. Bu konunun üzerinde çünkü biz orada da çalışıyoruz. Neden derseniz bize doğan kişinin kişilik özellikleri, yüzü, fiziği bana soruyu söylüyorlar. Kaş rengim, göz rengim. Ben kişiyi görmüyorum bu arada. Fotoğraf istemiyorum. Ben bir dosya atıyorum. Kişiyi tanımıyorum. Dosyanın içerisinde bana boy, kilo, yaş, göz rengi, kaş rengi, saç rengi, saçı nasıl, kıvırcık mı, yüzünde belli bir iz var mı, leke var mı, doğum lekesi var mı gibi. Bunların hepsini dekanlardan öğreniyoruz zaten. Dekanlara göre yorum yapıyoruz. Yine dekanların sırrı kitabında 25 Mart'ta doğan bir kişi 21 Mart'ta güneş 1 derece koça girdiyse yani 0 dereceden giriş yaptıysa dolayısıyla 25 Mart'ta 3 derecede olacak ve Koç burcunun ilk dekanında doğmuş olacak. Şimdi Güneş Koç burcunda ama altta yatan yani dekan yöneticisi Mars olacak. Açalım. Bakalım. Kalemimizi alalım. Güneş bu bir kişinin Güneşi Koç yani Güneşi Koç burcunda. Kişinin üçlü yöneticisi var diyeceğiz ve ilk dekanda bu Mars'ın enerjisi hızlı, atik, kişiyi agresif ve şöyle kitapta yazan şekilde tekrar göstereyim arkadaşlar. Baş ağrısı hatta bu öfkenin yanı sıra yüksek tansiyon ve gözlerin yanı sıra diş ve damak rahatsızlıkları gibi bazı rahatsızlıklar kişiye verecektir. Bakın hızlı huylu, saldırgan, maceracı, korkusuzluk özelliklerini altta yatan Mars enerjisiyle bu kişiye dekandan verecektir. Zaten yöneticisi ama Güneşi Koç burcunda kişinin ve 0 ila 9 derece arasına denk geldi. Bakın biz orada Mars'ı görmüyoruz. Şimdi doğal zodyak bu. Şöyle bir doğal zodyak. Bunu dört temel aks gibi düşünün ve Koç burcunda güneşi düşünün. Bu güneş işte 3 derecede, 3 derecede biz güneşi görüyoruz. Mars Allah bilir nerede, şuralarda bir yerlerde. Mars'ın nerede olduğunu henüz bilmiyorum. Ama demek istediğim Mars yönetiminde zaten bu güneş. Bir de altta dekanında da Mars var ve bu kişiyi daha hızlı o Mars'ın bütün özelliklerini güneşe devredecek yani. Dekanlar bu şekilde bir önem atfediyor bize. Şimdi bunu eklemişken iki ve üçüncü dekanındakileri de eklemeden geçmek istemedim ama diğer dekanlarla ilgili araştırmak isteyen dekanların sırrı kitabından araştırabilir. Şimdi Koç burcunun ikinci dekanı ile ilgili bilgiyi aktardım. Ve üçüncü dekanı ile ilgili bilgiyi aktardım. İkinci dekan güneş yönetimindeymiş. Bakalım. Büyütüyorum. Koç burcunun geldim aşağıya doğru. İkinci dekanı. Yani ne diyeyim? Nisan'ın Mart'tan sonra Nisan geliyor. Nisan'ın 1'i ile 10'u arası doğanlar. Güneş dekanında doğmuşlar. Nisan'ın 10'u ile 20'si arasında doğanlarsa Venüs dekanında doğmuşlar. Daha sonra zaten 21 Nisan'da artık Boğa burcuna geçiyoruz değil mi? Zaten Venüs'ün kendi burcuna geçmiş oluyoruz. Dolayısıyla hani şey diyorlar ya arkadaşlar bakın Nisan'da doğanlara özellikle Nisan'ın böyle 15'inden sonra doğanlara biz çok söyleriz. Sizler de zamanı gelince söyleyeceksiniz. Mesela Ağustos'ta doğanlara da şey diyoruz. Ben mesela Başak'ım dediğimde şey diyorlar bana sen nasıl Başak'sın? Böyle başak olmaz olsun. Hani Ağustos aslanın şeyidir ya burcudur ya. İşte arkadaşlar Nisan da boğanın burcudur. Bakın dekanından da Venüs olduğunu görürsünüz. Yani birisi size ben Nisan doğumluyum ama koç burcuyum dediğinde siz şöyle dönüp bakabilirsiniz. Çok koça benzemez çünkü. Genelde Venüsyen özellikleri taşır. Evet başka kitaptan tekrar devam edeceğim. Şöyle bir bakayım ne yapmışım. Heh. Evet ikinci dekanını konuştum. Üçüncü dekan Venüs'e ait olduğundan aşk için savaşmayı tutkulu ve cinsel çekim gücü yoğun olan birini verir. Yani biraz boğaya benzer. Analitik derece ile ilgili arkadaşlar geçen duygusal mantığım devredeydi.
Takdir edersiniz ki zaman çok geç olmuştu. O yüzden örneklemem çok güzel olmamıştı. O yüzden şimdi söylüyorum. Analitik derece, yani analitik derecesi krizli derece dediğimiz o derecenin sebebini anlatacağım. Şimdi bir burcun girişindeki biz bunu gerçekten yine horaride çok kullanırız. Yani bunu horaride kullanırız demem. Sizin buradan alıp bunu kendiniz üzerinde çalışabilirsiniz anlamına geliyor. Yani ille gidip bir horari dersi alıp bunun tamamen başka bir şeyi yok yani. Bunu horaride kullanırız dediğim. Burada çok fazla kullanılmasa da bu bilgi horaride kullanılır. Kullanabilirsiniz yani. Demek istediğim bu. Bir burcun girişinde ise bir gezegen. Horaride şöyle deriz mesela. Olay henüz yeni başlamış. Ya da kişi genç birisi. Eğer burcun mesela Merkür zaten genç birisidir ama orta dekanlara denk gelsin. Yani birinci dekan giriş, orta dekan gelişme, son 20 ve 30 derece arası da sonuç. Yani bizim analitik derecemizin bulunduğu dekan, üçüncü dekan, üçüncü periyot yani öyle söyleyeyim yine. Dolayısıyla bir Merkür olsun ve ben bir hırsızlık araştırması yapıyor olayım. Merkür burcun son dekanına düşmüş olsun ve o Merkür benim hırsız göstergem olsun. Diyeceğim ki genç görünümlü ama yaşlı. Yani hani hiç yaşlanmayan benim gibi. Şimdi içerisinde kendimi katmasaydım olmazdı arkadaşlar şimdi gerçekten. Venüs Aslan burcuna girmiş ya öf. Evet, dolayısıyla bir burcun ilk derecesi bir şehre yeni taşınmış bir genç gibi ya da bir yabancı aile gibi de olabilir. İyimser ve düştüğü zaman kalkmasını bilen bir göçmen gibi de deriz. Bir gezegen 30 derecelik burcun 0 derecesiyle 10 derecesine kadar kısımdaysa aslında enerjiyi yeni deneyimliyor. Yani o burcun bilgisine vakıf değil. Eğer 10 ila 20 derece arasındaysa artık burcu biliyor ve hikayenin gelişme bölümüne geçtik demektir. Artık gittiğiniz ülkedeki dili öğrendiniz, gittiğiniz şehrin örf ve adetini, kültürünü öğrendiniz. Bulunduğunuz yerde kalmak ve yaşam savaşı vermek için çabalamaya başladınız. Kaynama noktası özellikle tam 15 derecesi kriz derecesi olarak çalışır. Bir gezegen 10 ila 20 derece arasında ise gezegenin her türlü deneyime açık olduğunu görebiliriz. Analitik derece de dahil 20 ile 30 dereceden bahsedecek olursanız, asaletler açısından dediğim gibi terimler her zaman Mars ve Satürn'le biter. Birkaç tane istisnayı geçen hafta konuşmuştuk. Hayata nereden baktığınızla ilişkili bir derecedir. Analitik dereceleri bulunduğu yerdeki iktidarla yetinmeyip hırslı çalıştıracak olursak Satürn veya Mars devreye girerek zarar görebiliriz. Yani gittik, ülkenin kültürünü öğrendik, dilini öğrendik, kaldık, yerleştik, orada şirket kurduk, iş kurduk. Bir de oradaki hali hazırdaki yıllanmış şirketleri batırmaya çalışıyoruz bu sefer de. Onlarla aşık atıyoruz. Öyle de bir bilgiliyiz, öyle de bir artık bu işte olduk biz derecesi. O yüzden hırs işin içerisine girerse Satürn ve Mars yani ben biliyorum hayırdır sen kim dersek orada zarar görebiliriz. Ama tecrübeli olması bakımından 20 ila 30 derece arasında düşen gezegen genelde şanslıdır arkadaşlar. Maksimum potansiyelde çalıştırmak için gölge enerjiyi faydaya dönüştürmek çok büyük irade gerektirir. İrade de Mars'tır arkadaşlar. Yani orada enerji çok 29 derecede özellikle enerji çok çalışır. Oradaki enerjiyi düzgün çalıştırmak gerekiyor. Yoksa zarar görebiliriz. Evet şimdi aslında biz bir hesaplama yapacağız artık. Ama bu hesaplamada bakın hesaplamamız şu. Yoruldunuz mu? Mola verelim mi? Yoruldunuz mu? Hayır hocam. Yorulmadık. Tamam o zaman. Şimdi bizim hesaplamamız bu. Evet, iyi O gidiyorsun. 15 derece krizi çok merak ettim hocam.
İşte mantığını anladınız. Tam suyun kaynama noktası. Yani 0 ila 30 dereceyi 0 ila 100 derece bazında düşünün. Kaynama derecesi. Yani orada 30 derece gibi çalışıyor. Daha doğrusu 30 derece yok zaten. 29 derece gibi çalışıyor kriz derecesi. Ve genelde arkadaşlar bunun altında aslında ezoterik bilgi yatar. Şöyle ezoterik bilgilerde şöyle durumlar vardır. 15 dereceler üstü kapalı ve altta o gökyüzündeki sabit yıldızlarla alakalı enerjiler yatar 15 derecelerde. Yani 0, 15, 30, 0, 15, 30 bunlar. Bunu şimdi nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama genelde 15'lik, 30'luk Uranyen prensipte haritalar çalıştığımızda biz bunların ne kadar keskin enerjiler olduğunu görebiliyoruz. Ama şu an temel seviyeye uygun bir şey değil yani. Uranyen'in ileri seviyesinde ben de bunun mantığını oturturdum. Ama size şu kadar söyleyeyim, sizin anlayabileceğiniz şekilde söyleyeyim. Oralarda şeyler var arkadaşlar, çentikler var. Yani gökyüzündeki sabit yıldızları, mesela şey ay menzilleri dersini izlediyseniz eğer, hani ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mesela ay menzillerinin de mantığında işte öncü burçların 0-13 derecesi arası sabit burçlardan, işte öncü burçlardan 3, sabit burçlardan 2 parsel alarak ilerleniyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam önce 3 sabit 2 değişken 3 sabit 2 gibi gidiyordu. Böyle bir şeydi. Tam olarak hatırlamıyorum. Dediğim gibi eğer ay fazları konusunu tekrar üzerinden geçerseniz bu sorumun şey bu sorunuzun cevabını orada bulabilirsiniz. Yani mantığı aynı. Altta yatan enerjiler. Ve şey olarak da Yani iyi enerji mi, kötü enerji mi? iyi veya kötü size kalmış işte. Yani ben Anladım. Mesela 15 derece bir Merkür güzel çalıştırılırsa iyi, kötü çalıştırılırsa kötü. ya mesela şöyle bir şey var. Şimdi mesela Vedik bilmediğim için üzülüyorum. Ama mesela Vedik astrolojide bazı dereceler var. İşte bizim klasikte de bu derecelerin mantığı çok fazla açıklanmamış. Daha doğrusu kitapları çeviren doğru düzgün kişi yok. Ama Vedik Hint terimlerini sürekli üzerine çalışıldığı için ve bakın Sanskritçeden çeviriyorlar Vedik terimlerini. Bizimkiler İngilizceden Türkçe'ye çeviremiyorlar. Yani birkaç tane hocam var, onları tenzih ediyorum. Yani Yılmaz Er Hoca çeviri yapıyor çok güzel bir şekilde. Yorumluyor. Yani yorumluyup paylaşıyor. Çok önemli, çok ilginç bilgileri ben Yılmaz Er Hoca'dan kaynak olarak kullanıyorum. Tetrabiblos'u da kendisi çevirmişti Almanca'dan. Hocam Şimdi 14, 14.45'i 15 olarak mı almalıyız? 15'in 6 olarak mı almalıyız? bir dakika, ay menzili arasında paralellik. Evet, bunu konuşmuştuk Hande Hanım. Evet, geçen hafta konuşmuştuk. Onlar birlikte çalışıyor. Ay fazları konusunda da konuşmuştuk. Şimdi burada nasıl bir or vereceğim bilmiyorum. Yani 14.45 olarak alamayız. Tamamen 15 olarak alabiliriz. Hani 15'i de direkt nokta atışı 15 olarak alabiliriz. Yani biz ben mesela Uranyen'i söyleyeyim size. Çok vesti şeyde kirli sepetin üstünde banyonun önünde. Çok böyle hani detayına girdiniz diye söyleyeyim. Bizim 360'lık haritalarımız var değil mi? Klasik astrolojide kullandığımız. Biz bunları Uranyen prensipte 90'a çeviriyoruz. Ve 360'lıkta bizim orblarımız 8 derece ise biz 90'lıkta Uranyen'de 2 dereceye düşürüyoruz. 90'lığın 45'liğini görüyoruz. 45'lik açı olarak görüyoruz. Yine yuvarlak ama 45 derece tamamı. Ve burada orbu 1 dereceye düşürüyoruz. 30'luk haritaya düşürdüğümüzde 0.30'a düşürüyoruz. Yani yarım dakikaya düşürüyoruz arkadaşlar. Ve 15'lik haritalarda artık direkt orb çalışıyor. Yani ben burada 14.47, 14.50 diye bir şey söyleyemem o yüzden. Ve şimdi bunu söylediğimde de çok bir şey anladığınızı sanmıyorum ama demek istediğim sınır küçüldükçe artık dakikalar çalışır. Hani burada dediğim gibi 15.01 ya da 14.59 olarak alın hadi orb istiyorsanız. Ama bir dakikadan fazlasını işte benim Merkürüm 14 derece 59 dakikada. Ben bunu alabilir miyim derseniz 15 olarak alabilirsiniz derim. Bu da benim inisiyatifime kalmış bir şey üstelik. Yani bunun bir yazılı kuralı yok. Bunu herhangi bir kitapta göremezsiniz. Ben bunu sadece Uranyen bilgimle birleştirdim. Klasik astrolojide bu bilgi verilir.
Ama mantığı yok. Yani mantığı yok derken, bakın burada gördüğünüz gibi diyorum ki burada buraya kadar geldiğim her şeyde, mesela en basitinde diyor ki mesela mezhep içerisinde yer almadığından buradaki yönetimde ortaklık etmez diyoruz. Yani sebeplerini çok net olmasa bile, hatta bir tanesinde sebebinin olmadığını da yazdım. Bakın soru işaret. Kitap çevirirken, bakın bu kitaptan alıntı. Kitabın adını dersin sonunda paylaşacağım. Diyor ki Mars soğuk ve toprak tabiatından olan Oğlak içerisinde nasıl bu kadar ateşli olabilir ve neden en yüksek güney deklinasyon paraleli geçerli olabilir? Yani Mars diyor ateşli bir gezegen, Oğlak burcu soğuk ve ölüme yakın bir gezegen ve Mars yaşamakla alakalı bir gezegendi, değil mi? Oğlak burcunda neden yücelim yöneticisi diye kitapta soru işareti var. Hani bazı şeylerin klasik astrolojide mantığı yok. Mantığını daha doğrusu Türkçe'ye çeviremediler. Ya şey gibi arkadaşlar. Kur'an Kur'an'dır. Ama Elmalılı farklı çeviriyor. İşte Türk Dil Kurumu farklı çeviriyor. İşte Diyanet farklı çeviriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada artık size kalmış bir şey. Sen 14 buçuk derece, işte 14-30 derece Merkür'ün kaynama noktasında olduğunu anlarsın. Ona göre yorum yaparsın. Bununla ilgili hani klasik yöntemde bir kaynak yok. Arkadaşlar, inancınız olsun. Geçen haftadan bugüne bu konunun üzerinde, mesela geçen hafta zaten 10 gündür çalışıyorum demiştim. Geçen haftadan bugüne bu konunun üzerine 3-4 tane daha kitap okudum. Ama bildiğimden başkasını görmedim. Yani size anlattığım, geçen hafta zaten anlatmıştım bunları. Bundan başkasını bulamadım ki size ekleyeyim. Bulabildiğim her şeyi ekliyorum piyasada. Daha fazlasını hatta. Bakın Uranyen'den bildiğimi de şimdi ekledim. Ama dediğim gibi bakın bir tane sadece bir cümle açacağım, tırnak içerisinde söyleyeyim. Benim Merkür'üm Vedik'te bir farklı bir şeye denk geliyor. Mesela bir sıfır dereceye vesaireye denk geliyor. Yani o da ilginç bir bakış açısıyla yorumlanabilecek bir derece. Dolayısıyla mantığını arkadaşım bana anlatarak, hani senin Merkür'ün bu sıfır derecede o yüzden sen bunları yapıyorsun diye, ama Dilber müsaitsen Merkür'ümün mantığını çok küçük bir şekilde alabilir miyim acaba? Çünkü hani 15 derecenin mantığı da böyle bir şey olabilir. Ve siz buna Venüs'ünüz denk gelir. Kendinize göre yorumlarsınız. Bununla ilgili elimizde istatistik yok. Kimse bunun üzerine düşmüyor. Siz düşersiniz. Bir sürü harita incelersiniz 15 derecelere, veya şöyle bir şey yaparsınız. Mesela ben kendim bir zamanlar düşük haritalar üzerinde çalıştım. Yani haritalarda düşük göstergesinin üzerine çalıştım. Düşük yapan arkadaşlar bana yazsın dedim. Sizler de 15 derecede olan gezegeni olan bana yazsın dersiniz ki ben 600 kişilik sınıftan 15 tane sadece geri dönüş alabildim. Ödev yapıp da şu açık alabını kendi haritanıza göre yorumlayın dediğim 15 kişi bana döndü. Siz ne kadar dönüş alırsınız? Özellikle böyle durumları bulabilir misiniz? Çünkü size şimdi harita baktırmaya gelirler. Yani siz gerçekten haritasını bilip haritada 15 derecesi olan kişileri bulmak için çok çaba sarf etmelisiniz ve bunun üzerine istatistik oluşturmalısınız. Benim getirebileceğim yer buraya kadar arkadaşlar. Ben bayrağı size devrettim. 14.30'dan mı çalışır, 15.30'dan mı çalışır siz bilirsiniz. Ama 15 derece tekrar Hocam ekliyorum. hem yükselen derecem 14.45 hem güneş derecem, onun için sordum, merak da ettim çok Evet, ayrıca. yani dediğim gibi şöyle bizim mesela şeyde 15'lik haritalarımız var. 15 derece bizim için önemli mesela. 15'lik haritalarımız var. 30'luk haritalarımız var. 45'lik haritalarımız var. 30'luk haritalar tamamen eylem artık şey. Tamamen refleks, hatta refleks. Ve şey 15'lik haritalarda o refleksin en ince ayrıntısı, yani en ince detayı, en ince dürtüsü. Öyle söyleyeyim yani. Dolayısıyla bizler hani mantığını bu şekilde ben buraya getirip bağlıyorum. Ama Vedik astrolojide evet dostum Dilber merhaba demiş. Eğer müsaitsen mikrofonunu, sadece mikrofonunu açıp hani evet. Buradayım. Yani aslında mantık olarak eşleşiyor çünkü hani sıfır derece gezegene yeni giriş yapmış, yeni deneyimliyor. Bebek Merkür mesela diyebiliriz.
Dolayısıyla her şeyi yeni deneyimliyor. Hani her şeyi atlayan bir Merkür olabilir. Her şeyi merak eden bir Merkür olabilir. Ama bizde yogalar var. Mesela senin hani aynı evde olduğu zaman dereceler uzak olsa bile bize göre kavuşumda olmuş oluyor. Güneşinle kavuşumda olduğu için zeka yogası veriyor. Bu da Aditya yoga oluşturuyor. Dolayısıyla zaten gördüğümüz üzere gayet zekisin. Çok teşekkür ederim. Bir dakika. Bak Venüs aslandı ya. Şimdi benim Merkür'ümün üzerine gidiyor ya bak. Şimdi ben böyle derinize bak. Yok ben onu değil. Bak şimdi sıfır dereceyle ilgili. Hani sıfır derece bir şeyi vardı ya, onun adı vardı. Özeldi yani. Hani anlatabilirim. Şimdi benim Merkür'üm olduğu için demiyorum ama genel olarak bir gezegen demiştin ya hatırlıyorsan. Bir burcun sıfır derecesine düşerse diye. Ha senin şöyle bir özelliğin var. Tamam şimdi hatırladım. Gandanta noktasında senin Merkür'ün. Yani, evet işte onun. Ateş burcuna geçişte o biz su burcunun son 3 derecesinden ateş burcunun ilk 3 derecesine geçişteki o özel noktaya Gandanta noktası diyoruz. Yani düğüm gibi düşünebiliriz orayı. Orada mutlaka hayatında yani bu yaşamında deneyimleyeceğin özel bir durum mutlaka olacaktır. Merkür'ün evleri ve konuları ile ilgili. Yani orası senin 12. evin. 11. evden 12. eve geçiş durumunda. Orada mutlaka o konularla ilgili evet, bir bilinç, hayat mesela deneyim. Bilinç altında bir açılım yaşayabilirim değil mi? Ruhani bir uyanış Merkür'ün zihnimi perdelerini kaldırması gibi olabilir. Ya da zihin bu bilinç altındakileri su yüzüne çıkartabilirim. Hani bu şekilde olabilir değil mi? Yani özel bir durumu var Vedik'te de sıfır derecenin son. Bu sadece su ve ateş elementi için mi geçerli? Yani suyun sonu ateşin başı için mi geçerli? Gandanta noktası dediğimiz bölüm sudan ateşe, ateş burcuna, su burcundan ateş burcuna geçerken olan noktalar. Ama yengeçten aslana geçerken farklı bir durum yaşıyoruz. Akrepten yaya geçerken farklı bir durum yaşıyoruz. Balıktan koça geçerken farklı bir durum. Hepsinde farklı ruhsal durumlar yaşıyoruz. Biz de onu klasik astrolojide şöyle diyoruz. Bu arada beyin fırtınası gibi oldu. Biz de onu klasik astrolojide şöyle yorumluyoruz canım arkadaşım. Çok özür diliyorum. Böldüm. Senin sözünün kesilmesinden hoşlanmadığını unutmuştum. Çok özür diliyorum. Hemen ekleyeyim. Biz de onu şöyle yapıyoruz. Bir bilincin kapanması ve bir bilincin tekrar başlaması. Yani koçtan yengece kadar bebeklik bilinci, yengeçten aslana o geçiş süresi ergenlik bilincine geçiş. Sonra akrep burcunun bitişi, orada bir o ergenliğin de artık bitirip ruhsal uyanışa geçmek, yay ateşe geçmek. Ve daha sonra balıkta artık bir tamamlanma, tekrar yeniden doğum koça geçmek gibi çalışıyor klasikte de bizde de. Evet, mantık olarak yaklaşık. Yani aynı diyebilirim. Mesela Vedik'te 1-5-9 Dharma evlileri, muhtemelen sizde de öyledir. Hani doğal zodyaktaki o 5. ev aslan evi olmuş oluyor ve oradaki 5. ev mental olarak hani doğum değil mi? Mental doğum. Evde materyal olarak adlandırılıyor Dharma dediğimiz zaman. Seninki doğal zodyakta 12. evin o 5. ev mental olana gelmiş oluyor. Yani dediğin gibi zihinsel olarak bir sıçrama yaşayabilirsin hani bu yaşamda. Oradaki sıfır derece senin için hani hayatında nasıl yorumlayayım? Mutlaka bilinç altında zeka ile alakalı yaşayabileceğin, belki krizli, belki çok rahat atlatabileceğin şekilde bir ders alabileceğin bir tecrübe yaşatacak sana. Yani hani bu kadar da arkadaşla bir arada gelmemiz ve sürekli iletişimde olmamız muhtemelen bu tecrübelerin zeminini de oluşturuyor olabilir veya bu tecrübeleri artık deneyimliyor da olabilirim bu şekilde. Evet, aynen. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yani sizin Vedik'te peki ekstradan çok küçük bir soru daha var mı? 0-15-30 ile ilgili başka bir eklemek istediğim bir şey? Yani bu derecelerle ilgili. Yani şu anda aklıma gelmiyor ama hani
yücelim dereceleri, düşüş dereceleri, hani multikona dediğimiz kendi evinde rahat ettiği dereceler hani çok şekilde değerlendirilir. Ama şu an özel olarak böyle çok ekstrem bir şey gelmiyor aklıma. Evet, şeyi, şurayı diyorsun değil mi? Aha, burada 19 derece güneşin, 3 derece ayın, 3 derece kuzey ay düğümü, bunu diyorsun değil mi dostum? Bizde güneş 10 derecede yüceliyor Koç'ta. Sizde 19 derecede yüceliyor. Yani bizde daha çok yogalar önemli. O birleşimler, işte görünümler, ev görünümleri, açı görünümleri. Ama bu temel esaletlere de ben bayağı takmış durumdayım. Buradaki mantığı hep çözmeye çalışıyorum. Sen diyorsun ya, neden işte Jüpiter yengeçte yücelir? Ya da neden Venüs balıkta? Bunların bir mantığı olmalı. Geçen haftaki derste de yine ben de onlara kafa yordum. Mesela Jüpiter neden yengeçte yücelsin? Bakıyoruz doğal zodyakta yengeç dördüncü ev. Eğitime bizde dördüncü evden bakılıyor. Jüpiter de eğitimle alakalı. Öğretmen değil mi? Yani hani eğitim evde başlar diyoruz. Ve çocuk diyoruz. Hani çocukken başlıyor. Böyle ufak ufak mantıksal çıkarımlar yapılabilir aslında. Yani Venüs mesela balıkta yüceliyor ve son derecelerinde yüceliyor. Bakıyoruz hani Hint mitolojisinde Venüs Jüpiter'den daha guru. Çünkü daha fazla bilgiye sahip aslında. Ölüyü dirilten bilgiye sahip. O yüzden Jüpiter'in evinde yüceliyor olabilir diye düşündüm. Onun dışında mesela Satürn terazide yüceliyor. Bakıyoruz şimdi Satürn'ün evinden saydığımız zaman Boğa 5. ev oluyor. Teraziye geldiğimiz zaman 9. ev, Boğa'ya geldiğimiz zaman 4. ev oluyor. Köşe ev, teraziye geldiğimiz zaman 9. ev oluyor. O da üçgeni. Yani hem köşe hem üçgeni ifade ettiği için Satürn terazide yüceliyor olabilir. Ki bizde daha farklı kavramlar var. Satürn Boğa burcu için en iyi çalışan gezegendir. Nereye yerleşirse yerleşsin. Allah Allah. Bak bizde öyle bir şey yok. Hatta bakayım, terimi var, dekanı var. Ama şöyle bir bakalım. Ha, düşüşte değilmiş sadece. Başka bir şey yok. Yani bizde Satürn eğer haritanın 23-27 derecesi veya 20 ila 30 derece arasında olmazsa Satürn çok şey değil yani bizde. Çok da söz sahibi değil. Ve şey içinde, kova içinde mesela Venüs yoga karaka gezegendir. Yani kova burcu için Venüs nerede yerleşirse yerleşsin, Venüs kova burcu için çok iyi çalışır. Venüs'ten baktığımız zaman da Satürn'ün evi 9. ve 10. ev olmuş oluyor. Boğa'dan saydığımız zaman. Ki teraziden saydığımız zaman da kova burcu yine 5. ev olmuş oluyor. Bu arada yani, mantıklar düşününce aslında düşününce oturuyor. Evet, bu arada senin bu saydıklarını da tesadüf eseri bir tane kitabın içerisinde gördüm ama şu an kitabı hatırlamıyorum. Bulunca sana atayım da, ama üzerinde birkaç tane daha bir şey bilgi var. Belki onlarla da daha çok açılım yaşarsın ve bize güzel aktarımlar yaparsın. Çok güzeldi yani bu, hani mantık yürütme çok keyifli bir mantık yürütme. Bizler de bu şekilde mantık yürütürsek oturur. Mesela ben yazmıyor. Gerçekten hani merak ediyorsunuz. Yani ben de gerçekten merak ediyorum. Neden onun için iyi çalışıyor? Neden işte orada yüceliyor? Hani bunların mantığını gerçekten merak ediyoruz. Zaten bunları çözdüğümüz zaman harita okumak belki daha kolay olacaktır. Ama hani her kitapta da yazmıyor açıkçası. Bazen bu şekilde mantık yürütüyoruz. Yani bir gezegen o burç için iyi çalışır mı? O burç, ya o gezegen, o burçtan sayarız. O burç için o gezegenin evleri o burca, işte atıyorum 8. ev, 12. ev gibi geliyorsa o burç için iyi çalışmaz. Ama köşe ev olarak geliyorsa, üçgen ev olarak geliyorsa daha iyi çalışır. Ama bir evi üçgen geliyorsa, bir evi kötücül geliyorsa, fonksiyonel iyicil olabilir, fonksiyonel kötücül olabilir. Hani bu şekilde de değerlendirebiliriz.
İşte ben de bunun mantığını şöyle bakın öyle güzel bir yere denk cümle kurdun ki. Bak şimdi bir mantık söyleyeceğim size. Şöyle hatta SolarFire'dan göstereyim. Şöyle Page'si normal şeye çevirelim. Basic'e çevirelim. Şimdi örnek veriyorum. Venüs, bakın burada Venüs terazi burcunun yöneticisi. Doğru mu? Terazi burcunda zaten. Venüs terazi burcunun yöneticisi. Şimdi bu terazi burcunun yöneticisi terazi burcundayken boğa burcuna açı yapmıyor. Yani aslında buradaki yönettiği yeri görmemiş oluyor. Yani senin dediğin gibi aslında bir gezegen bir burçta yüceliyor ya da yönetiyorsa diğer burcu görmemiş de olabiliyor. Bu sefer bu yönettiği ev için çok da iyi bir şey olmuyor. Mesela tamam bunu yönetiyor, bunun için bu iyi bir şey. Ama bu taraf için iyi bir şey değil. Çünkü asıl buranın yöneticisi görmüyor burayı. Şöyle V-Style'ı değiştirirsem ne demek istediğimi daha rahat anlarsınız arkadaşlar. Actions diyeyim. Calculator şey diyorum. Şöyle yapalım. Evet. V-Style'dan şöyle pembeye getirirsek daha rahat görebiliriz. Şimdi Akrep şey Venüs terazi burcunun 25 derecesinde. Eğer Venüs Akrep burcuna geçmiş olsaydı Akrep'in tam karşısı Boğa'ya görünür olacaktı. Ama Venüs terazi burcunda, dolayısıyla terazinin tam karşısı Koç. Yani 180'lik yapması gerekiyor görünmesi için. Bakın bu taraftaki 180'e sağ koldan yani 180'e 30 bana da 150'lik olan bir ev olmuş oluyor Boğa burcu. Senin dediğine gelmiş oluyoruz yani burada. Hani görmesi gerekiyor. Görmüyorsa da ne derece iyi ne derece kötü. Şöyle, şimdi mesela Boğa'da olsun Venüs, o zaman teraziye saydığımız zaman 6 oluyor. Terazi burcunda olsun Venüs, Boğa'ya saydığımız zaman 8 oluyor. Aslında birbirlerine 6-8 ilişkisi var. 6-8 ilişki birbiriyle anlaşamayan taraflar olarak değerlendirebiliriz. O zaman ne olur? Görmüyor diyelim ki. Görmüyorsa o gezegen o evde bulunduğu zaman nasıl davranmamız gerekiyorsa öyle davranmalıyız ki diğer evini de beslesin. Ben böyle bir mantık düşündüm şu anda. Yani boş gibi değil de Venüs hala buradaymış gibi düşüneceğiz. Yani burayı Venüs buradaymış gibi düşüneceğiz. Yo, oradaymış gibi değil de hani şimdi bir gezegen nasıl anlatayım? Şimdi bir gezegen bakın bu terazi burcundaysa iki evi yönettiği için hem boğayı hem teraziyi yönettiği için eğer örnek veriyorum senin dediğini yapalım. Boğa burcunda olsun bu Venüs şurada olsun. Boğa burcunda olsun yine teraziyi görmüyor. Boğa burcu teraziyi görmez. Boğa burcundayken, Venüs Boğa burcundayken ne yapılması gerekiyorsa kişinin kaçıncı evi ise orada o Venüs'ün gerekliliklerini yerine getirdiği zaman etik olarak bence terazi burcunu da beslemiş olur. Ha, Terazi burcu olan görmese de beslemiş olur diyorsun, değil mi? Görmese de. evet. Terazi burcundayken de Boğa'ya saydığımız zaman 8 oluyor. Ama biz terazi burcundaki Venüs'ün davranması gerektiği gibi davranırsak o terazi burcunda, o zaman da boğa evini beslemiş oluruz demek istiyorum. Harika bir öngörüm, harika bir yorum, harika bir çıkarım. Çok güzel. Çünkü Evet. yükselene baktığımız zaman yükseleniniz ne olursa olsun 6, 8, 12'yi görmüyor. Değil mi? Evet, Görmedi. 6-8-12 problemli evler. Evet, ve yükseleni hiç görmediği için bu sefer 6, 8, 12'nin kaybı nedir? Bir önceki evler. Kaynağı nedir? Bir sonraki evler. Hani remedi verildiği zaman bir sonraki evlerle ilgili bile bir şeyler düşünebiliriz. Yani arkadaşlar kaynağı nedir? Bir sonraki evler mantığı şuradan gelir. Örnek veriyorum burası ASC'niz, ikinci evinizde kaynaklarınızdır, para kaynağınızdır. Mantığı buradan geliyor. Yani bir önceki ev kayıptır. Mantık 12. ev mantığı düşünün. Ve bunu genel olarak tüm burçlar ve tüm evlere göre
ilerletip bir şey okuma yapmaya çalışıyor arkadaşımız, hocamız. Çok da güzel bir şey. Böyle zihin fırtınası oldu ya. Çok güzel oldu. Aynur'cum, ben de bir şey söyleyebilir miyim? Yasemin hocam. Evet, merhaba herkese. Merhaba. Ben YouTube'dan bakıyordum, evet. Da bu konuyla ilgili ben de kafa yormuştum geçenlerde. Bu arada biraz rahatsız olduğum için kameramı açmayacağım. Hiç hoş görünmüyorum. Bu anlattığım konuyla ilgili mesela şöyle bir şey de yorumlamıştım. Ben hani katkısı olsun istedim, izin verirsen eğer. Baş tacı lütfen. Şimdi mesela Venüs ikinci evin yöneticisi, aynı zamanda terazinin de yöneticisi, bu bir. İkincisi Merkür 3'te ve 6'da da çalışıyor, yani hem Başak hem İkizler'de. Jüpiter hem 9. evde hem 12. evde çalışıyor. Bunun arasındaki bağlantıyı kurdum geçenlerde, düşündüm nasıl bir şey olabilir diye. Mesela İkizlerin 3. evde ve 6. evde birbiriyle bağlantısı şunu gösteriyor. Merkür'e diyor ki aslında bu, hani Merkür'ün bu İkizler'deki hızlı konuşması, hızlı düşünmesi, konudan konuya atlaması, yalancılığa meyletmesi, dedikoduya meyletmesiyle ilgili tarafını aslında Başak'taki gibi detaylandırarak, ikiyi düşünüp bir konuşarak da yapabilirsin görevini verdirtiyor kare açıyla. Jüpiter'in de Yay ve Balık burcunda yönetici olması da hani bu inançlar vardır ya, daha doğrusu İbadet, 12. ev ibadettir, körü körüne inanmaktır, imandır. Ama altında 9. evdeki yayın bilgisi olduğu zaman çok güzel olur. Mantıkla ilerlersin. Mantıkla ilerleyemediğin yerde de iman edersin. Şimdi 2. evdeki, ki ben şimdi şuraya geleceğim aynı zamanda. Ben 150'lik açı çok kullanırım. 150'lik açı yaratırım hatta. Yani evlerde hep 150'yi kullanırım. Atıyorum 2. evde bir Venüs varsa, 150'liğinde herhangi bir gezegen yoksa bile o evin konularını muhakkak kullanırım. Çünkü bize oradan konular, olaylar gelir. Şimdi 2. evdeki Venüs 2. evde ve aynı zamanda 7. eve 150'lik yapıyor ya. 2. evdeki konu bizim kendi sahip olduklarımız ve değerimizdir. İlk başta kendimize olan değerimizdir. Sahip olduklarımızdan önce kendi değerimizi bilmemiz gerekir. Bu bize nereden gelir? İkili ilişkilerimizde anlarız biz aslında kendi değerimizin ne olduğunu. Hep şunu söylemez miyiz mesela, bu kişi, bu diyalog, bu evlilik, bu arkadaşlık bana kendimi çok değersiz hissettirdi. Ya da bu arkadaşımı çok seviyorum, eşimi çok seviyorum çünkü beni kendimi değerli hissettiriyor. Ve değersiz hissettirdiğimiz yerlerden çok fazla evleniriz ve evliliklerin bitmesi, evliliklerin başlaması aslında bir nedenle söylenecek bile olsa kendi değerimizi bulmamız açısından şeydir. O yüzden mesela 2. evin Venüs'ünün 150'lik açısı 7. evi değerlendirdiğim gibi 9. ev de beni aynı bağlamda çalıştırıyor kendi değerimle o zaman, alakalı. O zaman Dilber'in dediği gibi ben 2. ev Venüs'ünü düzgün kullanırsam zaten, hı-hı, 7. ev Venüs'ünü de beslemiş olur. Yani 7. evi de beslemiş olurum. Doğru mu? Yani aslında ikisi birbirini destekliyor. Şöyle bir şey, aslında 7. ev ilk başta bizim kendimizle ilişkimiz. Ben kendimle ilişkim nasılsa ben şeye, karşındaki insanlarla ilişkim o derece kaliteli, o derece değerli. Ve aynı şekilde karşındaki insanla ilişkim ne kadar kaliteliyse ben kendimi o kadar değerli görüyorum. Yani ikisi birbirini besliyor. Evet, Dilber Hanım'ın yorumlarına da çok bayıldım. Yani ilmine sağlık, ona da teşekkür ediyorum katkısından dolayı. Ben evler konusunda, yani bu gezegenlerin aynı, eşit, daha doğrusu ortak yöneticiliklerini geçenlerde böyle bir bağlantı kurmuştum. Şimdi yeri gelince YouTube'dan seyrederken Zoom'a katılmak istedim. Hani ben de kendi çıkarımım katkı olsun diye söylemek istedim. Çok çok güzeldi. Çok güzel katkı oldu. Yani ikinize de çok teşekkür ediyorum. İkiniz de değerli yol arkadaşım, dostumsunuz. Çok güzel katkı sağladınız. Çok teşekkür ederim. İlinize sağlık. Ben de sağ ol canım. Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz varsa keyifle dinliyoruz. Arkadaşlar da çok heyecanlandılar. YouTube'dan gelen gelene. Yıldız Şener yazmış canlı şu an YouTube'da. Ben oradan geldim. Yıldız Hanım da bu tarafa gelmiş. Evet. Geliyor musunuz arkadaşlar? Daha gelen varsa, sorusu olan varsa, yoksa devam edeceğim derse. Başka eklemek isteyen yok herhalde. Dilber'cim, var mı eklemek istediğin dostum? Yok canım benim. Hani bilmiyorum, sormak istediğim bir şey varsa. Yasemin Hanım'a da teşekkür ederim. O da çok güzel açıkladı.
Ha Yasemin Hanım, Yasemin Hocam, Yasemin, bu Şimdi derecelerle canım. ilgili peki var mı bir eklemen? Derece az önceki tablo ile alakalı mı? 15 dereceyle alakalı, Ha. hani bu, hani Evet. analitik derece Evet. 0, 15, Orada 30. ben kesinlikle şunu söylerim. 15.00'ı görecek arkadaş derim. Yani çünkü bir gezegen 29 derece bilmem kaç dakika bile olsa demek ki o bulunduğu şeyin burcun anlamı o kadar sonuna kadar dibine kadar gidiyor. Yani sonuçta ne olursa olsun o orada. Yani hani senin az 15'te önceki 15'te olacak yani. o Aynen, evet tam 15'te kaynama 15. derecesi. Ha. 14.45'te 14.45 bulunduğu derece diye söylerim. Artık hani senin notlarından da ben şimdi YouTube'da hep Sevilay Eriştem'in bilgilerini takip ederim. Orada Sevilay Eriştem'in kokusunu aldım notlarında. Sevilay Eriştem mesela şey der, o bilgisini çok kullanmıştır, bana çok ışık olmuştur. Bu analitik derecelerde artık gittiğiniz ülkenin arka sokaklarını da bilirsiniz. Orada arka sokaklarda Ya bir şey bıçaklanabilirsiniz. diyeceğim ya, yapma bunu canım benim ya, gerçekten bak şurayı, bak şunu her zaman söylerim, daha buraya bitirmedim, söyleyemedim, sen patlattın yahu. Evet. Bak Evet. burayı ben direkt senin... Katmerli oldu. Altını çizdik. Bu herkesin aklında kalsın. Bu bana çok ışık tutmuştur. Yani orada arka sokaklarda bıçaklanabilirsiniz. Bıçaklayabilirsiniz. Oranın mafyası da olabilirsiniz. Mafya kurban da gidebilirsiniz. Orada yani o dereceyle ilgili o burç, daha doğrusu o burçla ilgili yapılabilecek en liritvari çalışıyor birazcık sanki. Yani nasıl Evet, anlatabilirim? karanlık Sen çalışıyor, karanlık. karanlık çalışıyor ama bunu olumsuz kullanacaksın değil, olumlu da kullanabilirsin. Yeri geldiğinde atıyorum bir ülkenin kurtarılması için öyle bir analitik dereceye ihtiyaç vardır. Ya da evliliğini kurtarmak için ya da çok böyle hayati şeyler için önemli şeylerde muazzam çalışan bir enerji olur. Yani illa bir gasp etmek, tecavüz etmek ya da hırsızlık yapma anlamında değil. Kişinin ahlakına bağlı. Orada o zaman ne doğuyor? Jüpiter'e de bakmak lazım. Sonra Satürn'e de bakılır. Sonra hepsine Evet, bakılır. dispozitöre gideceğiz dolayısıyla. Evet. Orada bulunan gezegenin dispozitörüne gideceğiz. Zaten ona devam edeceğim ama Yasemin arkadaşım eklemişken ben de bitirmiş olduğumda ekleyecektim zaten. Yani yok arkadaşlar, eklerim. Her zaman eklerim. Şimdi ben bu hikayeye getirene kadar bir sanıyorum 40 dakikalık bir video izlemiştim bu hikayeye. Bakın, sadece analizin dereceyi öğrenebilmek için bir sürü kitap okumanın yanı sıra işte videolar izledim ve bu en kafama yatan, Yasemin arkadaşımın da paylaştığı gibi en kafama yatan videolardan bir tanesini not alıp buraya paylaştım. O da Sevilay Hoca'nın 2020 yılında yanılmıyorsam bir videosu var. Çok aşağılarda yani YouTube'da. Hani bizler, bak Yasemin arkadaşım da hiç erinmemiş, gücenmemiş, tek tek videoları aşağıya kadar izlemiş demek ki buradan bunu öğrenene göre. Çünkü bu yeni bir bilgi değil arkadaşlar. Yani ben diyeyim 2020, siz deyin 2019'da belki bu bilgiyi Ben paylaştık. canlı izliyordum tatlım. Sevilla işte canlı yayın yapıyordu. Canlı canlı harita yorumluyordu telefon bağlantılarıyla. Orada ara ara O böyle çok güzel zamanlar değil tat mi? bilgiler. Tabii. Evet. Aynen. İşte Çok ben de tavsiye ederim. Evet. Çok tavsiye ederim evet. o videoları seyretmelerini. O videolar çok güzel. Harita bakılıyor o videolarda arkadaşlar. Ben de zaten şöyle bir şey düşünmüştüm. Konu konuyu açıyor. Sevilay Hoca harita bakıyor ve o haritalardan gerçekten siz öğrenmiş oluyorsunuz. Bakın, kendi haritanız değil bakılan. Ama siz öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi bu aramızda 15 tane arkadaşımız ödev verdi ve bir zaman işte özlersek tekrar bu ödev veren arkadaşlarımızla bir araya gelip, ben sadece ödev veren arkadaşlarımızdan bahsediyorum bu arada. Bir araya gelip, çünkü ben üzerlerinde oynama yapıyorum, düzeltme yapıyorum ve sonra tekrar pas atıyorum kişiye. Kişi tekrar üzerinde bugün temel asaletleri yapıp tekrar bana geri gönderecek. Tekrar sabit yıldızlar eklenecek. Hangi sabit yıldızlarla kavuşmuş gezegeni, onu, hangi enerjiyi yaşamış, onu geri bana gönderecek vesaire, bu büyüyecek. Ve bize bir 2,5-3 saatlik bir danışmanlık çıkacak. Zamanı gelince ben de şöyle düşünüyorum işte. Tek tek arkadaşlarımız bu üzerinde çalıştığımız haritaları bize anlatabilirler. Tabii kapalı bir grup, YouTube'da olmamak şartıyla. Kapalı bir grupta kendi aramızda ve biz de harita pratiği dersi işlemiş oluruz bu şekilde. Böyle bir şey düşünmüştüm çünkü bayağı üzerinde çalışan arkadaşlarımız çok güzel çalışmışlar.
ben de bundan feyiz alarak bir danışmanlık şölenine dönüştürdüm resmen. Ve dönüşecek de yani, daha devam da edecek inşallah. Dediğim gibi böyle bir şey ben de düşündüm. Yani Yasemin arkadaşımın da dediği gibi Sevile Hoca'nın özellikle geçmiş videolarını açıp izlerseniz, bakın canlı canlı. Ben çok fazla böyle video hakikaten. Bak, size not hazırlarken de böyle çok fazla video dinlemek durumunda kaldım. Bu şu kısım sadece zaten benim şöyle gördüğünüz gibi üzerinde oynama yapamadığıma göre geçmiş şeylerimden alıp buraya yapıştırmışım. Yoksa bunların mesela üzerinde oynama yapıyorum. Bunlar güncel. Bunları yeni eklemişim ama bunları geçmiş derslerimden şimdi revize edip sizlere sunmuş durumdayım arkadaşlar. Evet, analitik dereceyi geçtikten sonra ağırlamaya geldik. Neden ağırlama? Ha, bu buraya gelmiş. Neden ağırlama? Çünkü bizler arkadaşlar bir hesaplama yapacağız ve bu hesaplamada kendi burcunda mı veya burç yöneticiliği bazında ağırlamada mı diye bir sorumuz var. O soruyu anlamak için bu ağırlama kısmını biliyor olmamız gerekiyor. Reception diye geçiyor arkadaşlar. Resepsiyon. Yani resepsiyon ya, otele girdiğinizde resepsiyon. Yani sizi ağırlayan kişi. Resepsiyon. Ama bu resepsiyon nasıl bir resepsiyon, ona bakacağız. Bir gezegenin yönettiği evlere düşen diğer bir gezegeni misafir etmesine ağırlama deniyor. Haritada aralarında açı olsun veya olmasın, iki gezegen veya ışık birbirlerinin yücelim veya kendi yöneticiliklerinde yerleşmişlerse aralarında karşılıklı ağırlama olacaktır. Yani bizim aslında ağırlama dediğimiz şey burçtan burca, bunların detayına gireceğim. Şimdi sadece cümlelerini okuyorum. Burçtan burca, yücelmeden yüceleme, yücelme yöneticilik, üçlü yöneticilik yücelme gibi bir sürü şekilde olabilir. Anlatacağım bunları. Burç bazında karşılıklı ağırlama durumunda gezegenler aralarında açı olsun olmasın birbirini ağırlayabilir. Ama en güçlü ağırlama Güneş ve Ay arasında olandır. Ne demek bu? Güneş Aslan Burcu'nun yöneticisi, Ay da Yengeç Burcu'nun yöneticisi. Eğer Yengeç Burcu'nda Güneş, Aslan Burcu'nda da Ay'ı görürsek, bunlar birbirlerini karşılıklı ağırlıyor ve en güçlü ağırlama şekli bu. Yani şöyle düşünün. Ben hastalandım. Eşim yemek yapıyor. Ondan başka kim yemek yapabilir ki? En iyi tencerelerin yerini kim bilir ki? Evde ne var ne yok? Hangi kuru bakliyat var? Bana hangisi iyi gelir? Kim bilebilir ki? Ya da ben, eşim hastalandı. Onun yapması gereken işi, ki bir videoda izlemiştim. Sıva yapıyordu kadın. Çok ilginç bir şekilde. Evet, bunlar haritada ay güneş ağırlamalarına örnektir arkadaşlar. Ben de bir tane video ekledim ağırlamayla, şeyle ilgili, yöneticilikle ilgili. Böyle bir video şu an aklıma geldi, yoksa bunu da eklerdim. Şimdi ama burada işte arkadaşlar, ağırlama konusunda dost mu düşman mı ağırlanan kişi, bunlar çok önemli. Kötücül gezegenler, iyicil gezegenler tarafından ağırlandıklarında veya iyicil gezegenlerden 60'lık veya üçgen açı aldıklarında kötücül etkileri azalır. Bakın, yarın sabit yıldızlar dersini işleyeceğiz. Sabit yıldızlarda da arkadaşım muhtemelen ekleyecektir ama astroidlerde de aynı şey geçerli. Kötücül gezegen kötücüldür arkadaşlar. Kötücül gezegene iyicil bir sabit yıldız denk gelirse o sabit yıldızın iyicilliği gider. Ama kötü bir sabit yıldız iyicil bir gezegene denk gelirse kötücül sabit yıldızın kötücül özellikleri daha yumuşar. İyi iyidir yani. İyicil gezegen iyicildir. Gezegen sonuçta o. Gezegen yani. En önemli şey gezegendir. Sonra da detay vardır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bazen karma astrologlar şey, hani böyle karma astrologlar genelde sabit yıldızlarla sadece yorum yaparlar ya arkadaşlar. Ve her sabit yıldız herkeste çalışmaz yani. Hani bunun sebebi gezegen gezegendir. Evet, mutual reception, artık İngilizcesi her neyse, vakitte gerçekten ileride dilim dolaşmaya başladı. Her iki gezegenin birbirlerinin yönettikleri burçlarda bulunmaları. Bonatus,
karşılıklı ağırlama için açı olması gerektiğini söylüyor. Sonraki dönem astrologları açı olması şartı aramazlar. Burç bazında ağırlama yeterlidir derler. Bunu bir kitaptan almıştım şu kısmı. Sonra başka bir kitaptan yine benzer. Dediğim gibi hep artık ondan sonra kitaplar birbirine benzer oluyor. Bonatus karşılıklı ağırlama için açı olması gerektiğini söyler. Yani diyor ki bakın İkizler Burcu'nun yöneticisi Merkür, doğru değil mi? Ve Yay Burcu'nun yöneticisi Jüpiter. Bonatus diyor ki eğer diyor karşılıklı ağırlama olması için bunlar açıda olmak zorunda. Yani bakın bu kendi yöneticinde, bu kendi yöneticinde. Bir kere burayı bir kere kabul ediyor. Daha ağırlama falan yok bu yöneticilikte. Birbirlerini de görüyorlar şu an. Gördüğünüz gibi açıdalar. Ne zaman iki gezegen birbirini karşılıklı olarak kabul etse birlikte çalışacak ve birbirlerine yardım edeceklerdir. Karşılıklı kabul bireysel gezegenlerin temel itibarını değiştirmez. Yani temel ne demek bu? Burada Merkür ne ifade ediyor? Jüpiter ne ifade ediyorsa kendi ifadesini değiştirmez. Gezegenlerin birbirlerine ne kadar yardımcı olacağı her bir gezegenin kendi başına ne kadar onurlu olduğuna bağlıdır. Şimdi bu haritada bakın Merkür Yay, Jüpiter ikizlere geldi. İşte ağırlama dediğim mevzu ki Bonatus ağırlama olması için böyle birbirlerini görüyor olmaları gerektiğini söylemiş. Ben size başka görmeyen şekilde ağırlamayı da göstereceğim. Bunlar birbirini görüyor. Görünüm var değil mi? Açı var çünkü. Dolayısıyla ağırlama için yeterli. Bakın eğer tam tersi, şimdi bu kendi yönettiği burcun da karşısında, bu da kendi yönettiği burcun karşısında. Tam tersi gezegenler kendi yönettikleri burcun karşısındaki burca düşerlerse doğal olarak zararlı olurlar. Robert Hand karşılıklı ağırlamanın çok yardımcı olmadığını ifade etmiş. Hatta karşılıklı ağırlamadan çok karşılıklı aldatma olabileceğini ifade etmiştir. Nedenini de Yay burcundaki Merkür'ün yardımına koşan ikizler Jüpiter'i, şuradaki Merkür'ün yardımına koşan ikizler Jüpiter'i olayı daha da karmaşık ve kaotik hale getirebilir. Yay burcunda bulunan Merkür büyük resmi ele almak yerine küçük şeyleri orantısız hale getirebilir ve aslında duruma fayda yerine daha da zorlaşma eğiliminde bulunabilirler demiş. Yani bu ağırlamadan aslında bir güzellik değil. Hani ağırlama dediğimiz şey kötülük de olabilir. Şimdi tekrar üzerinden geçiyorum. Koç burcu ve Akrep burcunun yöneticisi Mars, Boğa burcu ve Terazi burcunun yöneticisi Venüs, İkizler ve Başak burcunun yöneticisi Merkür. Bunları biliyoruz artık. Yengeç, Ay, Aslan, Güneş, Yay, Balık, Jüpiter, Oğlak, Kova, Satürn yönetiminde. Şimdi biz Balık burcuna Mars'ı, Koç burcuna da Jüpiter'i koyarsak, şimdi bu Mars korkusuzluk, cesaret, atılmak vesaire ile alakalı arkadaşlar. Yani korkusuz Mars bir kahraman, düşman tanımayan güçlü bir savaşçıdır. Mars gücünü ve enerjisini Jüpiter'e ödünç verirken burada Jüpiter şansını ve iyi talihini Mars'a ödünç verir. Yani bu bunun yöneticisi, bu da bunun yöneticisi olduğu için birbirlerini ağırlıyorlar arkadaşlar. Şimdi burada bir açı yok gördüğünüz gibi. Çünkü birbirlerinin arkası önündeki burçlar. 30'luk enerjide görünüm yoktu hatırlarsanız. Aynı şey benim haritamda geçerli. Bakın benim Merkür'üm, bu benim haritam. Merkür'üm 24 derecede Aslan burcunda, bu bağırarak konuşmamın sebebi Merkür. Ama kafamın hızlı çalışması ve çok hızlı konuşmamın sebebi bu Merkür'ün bu Başak burcuyla ağırlamada olması. Çünkü Aslan burcunun yöneticisi Güneş Başak burcunda. Başak burcunun yöneticisi Merkür Aslan burcunda. Birbirlerini görmüyorlar arkadaşlar. Bakın bir bunun bitmesi için 6 derece, bunun da bu burçların 3 derece gitmiş. Aralarında 8,5 gibi bir derece var. Farkındaysanız hatta bu Merkür'e yanık bir Merkür bile diyebiliriz yani. Ama bir ağırlama söz konusu. Zeki, eli çabuk ve hünerli Merkür hızlı öğrenir ama çabuk sıkılır. Sabırsızlığı ve aceleciliği nedeniyle başlangıçta hırslı ve zevkle başladığı bir işi yarıda bırakır. Merkür sabırsızdır ve bu nedenle herhangi bir olumsuzluk karşısında sabır gösteremez. Rahatsız bir ortamda tedirgin ve huzursuz hisseder. Zaman zaman dalgın olan Merkür'ün tutarsız tavırları vardır.
Güneş'i Merkür'ün olumsuz yanlarının, unutkanlığının, dalgınlığının, huysuzluğunun, sinirliliğinin farkındadır Güneş. Hemen şurayı düzeltelim. Evet. Ve sonsuz yaşam enerjisiyle Merkür'e kendi gücünü veriyor. Merkür Güneş'ten aldığı güç enerjisiyle sabırlı ve iradeli olmayı öğreniyor. Merkür Güneş'i terk etmez ve ikisi birbiriyle anlaşmalı bir şekilde hayat mücadelesine devam ediyorlar. Demek istediğim burada benim Güneş'im Başak, sizin gördüğünüz ama ara ara gördüğünüz Aslan Güneş. Çünkü bunlar birbirlerine gereksiğinde, bakın ağırlama işte budur. Ben hastalandığımda eşimin kalkıp yemek yapması, cam silmesi ya da eşim hastalandığında benim gidip işe çalışmam gibi düşünün. Burada Merkür'ün kendini ifade edemediği yerde Güneş devreye giriyor Aslan olarak. Ve Güneş'in burada işin içerisinden çıkamadığı o Başak mevzularında Merkür devreye giriyor arkadaşlar. Benim haritamın en sevdiğim yönü bu. En sevdiğim yönü. Merkür Aslan'ı çok sevmiyorum. Çok bağırarak konuşuyorum. Sürekli babam her zaman sağır değiliz, bağırma der. Biraz daha yüz sesini alçat diye kavgada özellikle sesimi benimle baş gelemeyenler özellikle sesimin yüksek olduğundan sürekli beni vururlar. Bağırma, yüksek sesle konuşma, küçük harflerle konuş diye. Halbuki yani anlatabiliyor muyum mevzuyu arkadaşlar? Yani bu yüksek sesim bazı şeyleri batırıyor. İşte o yüzden pek Aslan Merkür'ü sevmesem de bu ağırlama açıkçası hoşuma gitmiyor değil. Bu haritada en sevdiğim yerlerden bir tanesi bu. Aynucuğum, orayla ilgili bir şey söyleyebilir miyim tekrar? Zaten ben biliyorum. Buraya bir kere taktın sen. Hayır, evet. Orası çok güzel ama ben senden biraz farklı bir bakış açısı getireceğim oraya. Tamam. Şimdi ya burada senin de akışını bölmek istemiyorum ama biraz hani bende de yanıklık var ya, yanık kafa biraz böyle çalışıyor. Bir detaya girmem gerekiyor. Onu bir somutlaştırmam gerekiyor lütfen, o bilgiyi. Lütfen, lütfen. Dinliyorum, lütfen. Şöyle bir şey, ben Sinan Canan hayranı bir insanım. Adamın ben konuşmalarına... Ben de, ne tesadüf, evet. Ben de. Evet, şimdi şöyle bir şey, ben çok merak ettim. Merkür'ü ne acaba bu insanın diye. İnanılmaz derecede şaşırdım kaldım. Merkür'ü retro ve Aslan'da. Şöyle bir şey... Evet, yani şimdi Merkür'ün retro olması hayattaki bilginin, karmaşık bilginin ne kadar sade bir şekilde hayata uyarlanmış haliyle bize süzüp de akıtarak insanlara en avamımızın bile anlayacağı şekilde anlatıyor mesela retrosu buradan. Aynı zamanda yanık Merkür de biraz böyle çalışıyor. Şimdi sen yanıklık da, evet sen de biraz geniş ork bile olsa bir yanıklık var. Burada sen şey yapıyorsun, hani bilgi işte, bir de bakın şöyle kullanıyoruz. Ben işte hasta olduğum zaman eşim bana yardımcı oluyor falan filan gibisinden. Hayattaki kullanım alanımızla bağdaştırıyorsun. Yani en anlaşılmaz zor bir bilginin anlaşılır hale gelmesiyle ilgili. Ve Merkür'ün 11. evde olması, yani senin şimdi burada kendinden emin bir şekilde konuşmayı verdirtiyor. Bazen çok ihtiyacımız vardır böyle bir şeye. Hani ne kadar işin ehli olsan, ne kadar bilgili olsan bile, şimdi benim de Merkür'üm Aslan, oradan da biraz biliyorum. Yani evet, bildiğim çok doğruymuş gibi bir anlatma havası katıyor ama şimdi yanıklık olduğu zaman gerçekten çok emin olmak gerekiyor bu bilgiden. Yani ben çok emin olmadığım bir bilgiyi söylemekten hep kaçınırım. Eminsem de onu ikna edecek şekilde de bastıra bastıra söylerim. Bu yüksek sesle konuşma olayı maalesef bende de var. Hele biraz gaza geldiğim zaman ayar veremiyorum. bir de şöyle bir şey, şimdi bu 30'luk enerjide de şöyle bir çıkarımım var. Şimdi birbirini kovalayan burçlar aslında birbiriyle çok benzer tarafları var. Ne de olsa yüzüm yüzüme baka baka kararır ya. Şimdi Aslan'ın ve Başak'ın o bir egosal, ukala bir tavrı vardır, bilirsin. Hani ben iyi bilirim. Merkür, evet, Başak'ta evet. Da eleştiren yani, vardır ya. Benim, aynen, ha. Aynen. Evet, ama bir yerde de ayrılıyor. Ayrılmasın ne de şimdi aynı değiller sonuçta. Şimdi sen diyor Merkür Aslan'sın. Tamam diyor, bildiğini konuş ama diyor. Arka tarafta da beynin ne diyor ama ben... lambur lambur konuşursam, işte illa abartarak konuşursam da
hoş bir izlenim de vermem, ışığımı parlatamam. Senin ışığın bir kere başak olarak parlayacak. Yani detaycı, evet, eleştiren, ışığın içine siner bir şekilde. Orada ağırlamasının o şekilde olduğunu düşünüyorum. Buradaki yüzdelik bir açım var. Orası benim için çok kıymetli ama oraya şimdi konu olmadığı için girmeyeceğim. Orası çok güzel dengeliyor aslında seni. Özellikle orayı eklemedim şekerim. Sen görüp değerlendir. Yok tamam, oraya girmeyeceğim zaten. İşte Merkür Aslan. Özellikle çıkarttım onların hepsini. Merkür Aslan işte şey alınca, eline sazı alınca bırakmıyor maalesef. Şey yaparız böyle şeyler. Ya gerçekten haritaların üzerinde pratik yaparız ya bir gün yaparız yani hani mutlaka yaparız. Yani senin burada bağıra bağıra konuşman lazım yani arkadaşım. Yani orada senin sesini ama seni duyuyoruz yani, haberin olsun. Tamam tamam, teşekkür. Evet, babam da öyle. Gerisi zaman sen de bana söylersin. Bakın ama şöyle bir şey var. Allah tarafından gerçekten bakın çok ilginç bir durum var. Arkadaşlar yani bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Belki de ben çok bağıra bağıra adamı sağır etmiş olabilirim ama bak eşim 19 yıl oldu artık, yani öyle söyleyeyim arkadaşlar, 19 yıllık eşim. Bundan 3 yıl önce sol ya da sağ kulağı, çok iyi hatırlamıyorum arkadaşlar hangisi olduğunu bilmiyorum ama %80 duymuyor şeyi çıktı, raporu çıktı. Yani ne olmuştu, kulağım duymuyor falan filan demişti, doktora gitmiştik. Doktor da MR'a girdirmek istedi. Bayağı bir müddet MR'dan kaçtı. Kapalı alan korkusu var 8. evindeki durum yüzünden. İşte bayağı sıkıntı var. Yani haritasıyla da bağlantılı. Ama duymayla ilgili bu arada şu anda ben düşünüyorum. Duymayla ilgili haritasında ne var acaba diye bakmak gerekiyor diye. Bayağı bir girmedi falan. Doktor işte işitme cihazına falan girdirdi. Hayır dedi, MR'a girmen gerekiyor. Neden duymuyorsun? Duymuyor yani kulak. Ona bakmam gerekiyor dedi. Arkadaşlar hiçbir sebep yok ama bir tanesi %75 duymuyor. Hakikaten duymuyor yani. Bir tanesi %50 duyuyor sadece. Birinde %25 duyma var sadece. Duymuyor yani. Gerçekten duymuyor. Telefonu da hoparlörde şey yapıyor. Kulağına alınca duymuyor. Öyle bir durum. Şimdi belki de benim Merkür'ümün aslan olması iyi bir şeydi. Belki de adam çok uzun süredir duymuyordu da benim bağırarak konuşmalarımla yani onun işine yaramıştır belki. Sonuç itibariyle bir şekilde bir puzzle'ın parçasıyız, birbirimizi tamamlıyoruz. Ama bu çok çok sonraları işte öğrenildi ve MR'a girmemişti, sebebini öğrenememiştik falan filan. Hiç hani beyinde bir şey olacağını düşündü doktor. Yok, sebepsiz bir şekilde kulak zarar görmüş diyor. O da çalıştığı ortamdan dolayı yola gidip geliyor, pencere açık, sürekli araba sesi olduğu için olabilir yani, öyle düşünüyoruz biz kendimiz. Haritasına da bakmadım, öyle bir sadece kapalı alan korkusunun biliyorum haritasında, kulakla ilgili bakmadım arkadaşlar, bir ara beraber bakarız. Şimdi son birkaç slaytım kaldı, o yüzden mola vermedim, bitireceğim arkadaşlar, ödevi de verip bitireceğim, belki ödevi de vermeye de bilirim yani, bakarız duruma. Tesadüfi hasaretlerden sonra da verebilirim. Siz yine de çalışırsınız üzerinde. Bunu Satürn Koç'ta. Şimdi Satürn neden Koç'ta? Şimdi şöyle. Koç burcunun yöneticisi Mars. Satürn de tam karşı tarafın yücelim yöneticisi. Doğru değil mi? Terazinin yücelim yöneticisi. Şimdi dolayısıyla bu burada düşüşte. Yani bu düşüş işareti aslında, bu kırmızı işaret. Bu da yıldız, bu kaç köşeli yıldızsa artık, bu sadece ekleden simge ekledim arkadaşlar. Özel bir sembol değil yani, özel bir şey değil. Mars da Oğlak Burcu'nda yücelimde. Yani buranın yöneticisi burada yücelim yöneticisi yapıyor. Ve burası buranın yöneticisi. Şimdi burada diyor ki, bunu... Hangi kitap söylüyor? Şimdi belki belirtmişimdir. Belki de dediğim gibi en sona ekledim bütün kitapları zaten. Satürn, bitkinlik, mutsuzluk, yalnızlık ve güven eksikliği enerjileriyle doludur. Mars ise yaşam enerjisidir. Koç burcunun başlatma enerjisini bloke eden, buraya düşen Satürn, yöneticisinden destek geliyor buradan, Oğlak Burcu'ndan. Mars Satürn'ün çalışkanlığına, sabrına, iradesine ve dayanıklılığına güç sağlayacak. Zorlukların üstesinden gelmesi için Satürn'ü cesaretlendirecek. Cesaret enerjisi ya Mars. Satürn'ün bilgeliğini ve disiplinini koruyabilmesi için Mars ona belirli bir dayanıklılık gücü verecek. Ağırlama var bakın arkadaşlar. Sebebini anlatıyorum. Ağırlamada neler olacağını.
Ona belirli bir dayanıklık gücü verir ve iradesini ortaya koyarak Satürn'ün bastırılmış duygularının, hayal kırıklıklarının ve gizli korkularının sonucu olan depresyonunu iyileştirmesine yardımcı olur. Yani biz Satürn'ü Koç burcunda görüp aman aman sen böyle yaptın demeden önce yöneticisi veya yücelim yöneticisi nerede? Buradan bir ağırlaması var mı? İyi mi, kötü mü? Hani buradan bir kurtarımı var mı diye bakıyoruz. Mars ayrıca Satürn'e yalnızlığa karşı savaşma gücü verir. İki gezegen birlikte çalışacaklar ancak anlaşmanın, bakın burada çok önemli bir detay var. Her zaman bakın şey dedik ya hani kral her zaman kraldır diye. Hani kral hep kraldır diye. Şimdi burada arkadaşlar Mars her zaman, şimdi Mars Koç burcunun yöneticisi ama Satürn Koç burcunda düşük pozisyonda. Mars hem Koç burcunun yöneticisi hem de Oğlak burcunda yücelim yöneticisi olduğu için bakın iki tane şeyi var, avantajı var. Oğlak burcundaki Mars güçlü ve Satürn'e yardım edebilecek durumda. Yani bu Satürn'ün kurtarıcısı Mars. Ama diyor ki kitapta ekstradan diyor ki eğer diyor bu diyor Mars Satürn'e ağırlamada olmasaydı daha iyi çalışırdı. Çünkü Satürn Mars'a yardım edeceğim derken Satürn iyiliğini geri vermeye çalışırken Mars'ın iyi durumunu kötüye çevirebilir. Yani burada Mars iyi, Satürn problemli. O yüzden burada bir sıkıntı yaratabilir. Yani bunlar yine de ağırlamada olduğu için Mars bu işin toparlayıcısı. Çünkü Mars yücelimde olduğu yerde. Ya şunu anlayın arkadaşlar. Ben şimdi bir işte çalışıyorum. Paramı da kazanıyorum. Parasını kazanamayan kardeşime yardımcı oluyorum. Eğer ben de çalışmasaydım, ben de hiç sigortamda yatmasaydı, o zaman kardeşim de rezil, ben de rezilim. Kardeşimi ağırlamamın bir anlamı olmazdı. Anlatabiliyor muyum? Kardeşim bende kalıyor ama ben de parasızım. İkimiz de beş parasız evdeyiz yani. Öyle düşünün. Evet, videoya geldik artık sona yaklaşıyorum. Asalet dolayısıyla ez cümle yüksek bir potansiyeldir. Ancak bu harita sahibinin iyiye veya kötüye kullandığı anlamını vermez. İkizler burcunda asaletli bir Merkür gidip dolandırıcılık yapabilir. Çünkü çok güzel dili laf yapar, çok güzel konuşur. Dolandırıcılık da yapabilir, ticaret de yapabilir. Yine de kendi asaletinde bulunan, bakın yine de kendi asaletinde bulunmasını istiyoruz. Yani yönetici olmasını istiyoruz orada. Bulunan İyicil gezegenler iyiciliklerini daha rahat göstermeye, problemli gezegenler de problemlerini daha az çıkarmaya meyillidirler. Yani Koç burcunda bir Mars problemlidir ya, malefiktir yani. Satürn de problemlidir. Ama yine de biz onun Terazi burcunda veya Oğlak burcunda veya Kova burcunda olmasını isteriz. Çünkü kötücül ama kötücüllerinin o problemlerini bakın. Mars Koç burcunda yönetici. Ama Yengeç burcunda problemli çalışıyor. Mars zaten problemli bir gezegen. Yengeç burcuna geldiğinde daha bir problematik çalışacak. Anlatabiliyor muyum yani bunu? Mesela Satürn Oğlak burcunun yöneticisi zaten problemli gezegen ama kendi yöneticisinde en azından. Ama Yengeç burcuna geldiğinde orayı problemli çalıştırabilir. Evet, gördüğünüz gibi bu izlemişsindir yüksek izlemişsinizdir yüksek ihtimalle. Ben de yine de şunu paylaşımı durdurayım. Hemen tekrar açacağım. Sesi paylaşacağım çünkü. Yanlış ortam. Çok hoşuma gidiyor. Bir daha. Yani zaten evet, ait olduğun yer seni güçlü yapar ama nerede olman gerektiği çok önemli. Yasemin Hocam da bir şey paylaşmıştı. Taze meyve hiçbir zaman çürük meyveyi düzeltemez diye. Ya bunlar birbirleriyle çok... Burada resmen gurur duyuyorum. Diğerinde resmen acı çekiyorum yani. Diğer ilk şeyde ilk 10 saniyelik kısımda resmen acı çekiyorum. Evet, yine benim haritam. Bakın burada
Solar Fire'dan gösterdiğim kısım zaten o klasik yöntemden ya da Horary'de de açtığınızda şöyle çıkıyor arkadaşlar. Diyor ki bakın ruler ruler. Yani iki tane ağırlama var. Hem yöneticilik hem yöneticilik bazında. Bir tane de ki ruler exalt. Yani bakın şimdi Merkür Başak Burcu'nun yöneticisiydi. Bu da bunun yöneticisiydi. Yöneticilik bazında bir ağırlama var. Merkür Başak Burcu'nun yücelim yöneticisi. Bu da buranın yöneticisi. Bir de yücelim bazında ağırlaması var. Daha sonra bakın ilginç bir şekilde terim bazında da ağırlaması varmış. Yani bu Güneş ilginç bir şekilde Merkür'ün terimindeymiş. Güneş'te Merkür terim bazından ağırlaması var. Ve şuradaki 24 derece Aslan'ın Allah Allah bakın bunu ben daha yeni fark ettim. Aslan'ın 24 derecesi de bu arada bakalım bir bakalım şeye bakalım şöyle tam cümleye getirmeden yanlış cümleye telaffuz edersem geri düzeltmesi zor oluyor arkadaşlar. Şimdi Başak Burcu'nun 24 derecesi 3 derecesiyle şöyle bakalım. Bakın Başak Burcu'nun 0-7 derecesi Merkür teriminde. Bakın yine Aslan Burcu'nun şuradan Aslan'a geldim. 24 derecesi 18 gözüm görmüyor artık tamamen pert oldum. 18-24 arası Merkür teriminde. Yani terim bazından da gördüğünüz gibi bu burada birbirlerini yine ağırlıyorlar. Zaten şöyle kafanızı sokup bakmanıza da gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi yani kör olmaya da gerek yok. Aha Pages kısmından açıyorum. Ay bir dakika bu benim haritam değil. Bu da gökyüzündeki normal harita herhalde. Ha. Pages'dan açıyorum. Classical'dan açtım. Şuradan gördüğünüz gibi haritada Receptions yazan yerden mesela Satürn'de Güney Ay düğümüyle yücelim yücelimden ağırlamada. Yani Satürn nerede benim Satürn'üm? Satürn'üm 3 derece Yay burcunda. Güney Ay düğümü 23 derece Terazi burcunda. Satürn Terazi burcunun yücelim yöneticisi. Güney Ay düğümü Yay burcunun yücelim yöneticisi. Bunlar da yücelim yöneticiliği bakımından birbirinden ağırlamadalar. Dolayısıyla birbirleriyle fikir alışverişi veriyorlar. Birbirlerine yardımcı oluyorlar. Yay burcu konularında bakın Yay burcu Güney Ay düğümü neden Yay burcunda yücelir biliyor musunuz? Çünkü Güney Ay düğümü geçmiş bilgiler veya atalardan gelen bilgiler veya geniş bilgiler anlamına geliyor. Ya bilgi ve cebimde getirdiklerim anlamına geliyor. Yay burcu da genişlik anlamına geliyor ve felsefeyle alakalı. Ve biz isteriz ki cebimizde felsefeyle ilgili bilgiyle gelelim. Hayatla ilgili inançla ilgili bilgiyle gelelim, inançla alakalı. Öğrenmek bizim temel amacımız. Biz bu yaşamı öğren. Bu arada irade geliştirmek bizim aslında bu. Çünkü hayvanlar da bir şekilde öğreniyorlar. İrade geliştirmek. İrade geliştirmek için önceki öğrendiğimiz yani balık hafızalı olmamamız gerekiyor. Yine Jüpiter'le alakalı bu bilgiyi iyice sağlamlaştırmak. Ve Satürn'le de alakalı bu. Ve bunlar birbirleriyle bu şekilde ağırlamadalar. Başka hemen devam ediyorum arkadaşlar. Geç oldu. Hiç mola da vermedik. Yoruldunuz. Evet bunu geçtik. Satürn'ü konuştuk. Burayı konuştuk mu? Evet. Şimdi bizler şuradaki şeyden tablodan bakın kendi burcunda veya burç yöneticisi bazında ağırlama, yüceldiği burçta veya yücelim yöneticisi bazında ağırlama. Ben kendi öğretmenimle yaparken yüceldiği burçta ağırlamadan puan vermedik. Biz sadece burç yöneticisine baktık. Ama ben daha sonra hani bunun da böyle verilirse daha mantıklı olacağını düşündüğüm için buraya ekledim arkadaşlar. Ama genel olarak şöyle bir hani bu benim ders notumdan alındı bu arada. Ağırlama denilen olay yöneticilik, yücelim yöneticiliği ve terim yöneticiliği bazında olabilir. Biz puanlama yaparken sadece hocamın ağzından duyduğum şekilde bu arada yazdım. Biz puanlama yaparken sadece yönetici ve yücelim yöneticisi olmasını hesaplayacağız. Ancak üçlülerde ağırlama olduğunda yoruma bunu da katabiliriz.
Benzer şekilde yücelim derecelerine de puan verilmez ama biz onun yücelim derecesi olduğunu aklımızın bir köşesinde tutarız ve gezegenin bulunabileceği en şerefli nokta olduğunu düşünerek yorum zenginliği katarız. Şimdi arkadaşlar, seri olması için, çok seri olması için ben burada bir tane size, hatta şöyle yapayım. Vakit de geç oldu ya arkadaşlar. Bakın, ödevi veriyorum. Ödevi veriyorum. Bu hesaplamayı ben YouTube'da bir video çektim. O videonun linkini size atacağım. Kardeşimin haritası üzerinde harita pratiği yapıyorum biliyorsunuz. Ve asalet hesaplamasını o şeyde videonun 3. kısmında yanılmıyorsam yaptım. 20'şer dakikalık bir videoydu zaten. Sadece o asalet hesaplaması kısmını izleyebilirsiniz. Ve ödeviniz. Bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü haftaya tesadüfi asaletlere geçtiğimizde iş büyüyecek. Ödeviniz şimdilik, haftaya kadar yani, şimdilik bu ana kadar yaptığınız ödevin üzerine haritanızda, haritanızın üzerinde gezegenlerinizi hesaplamak. Bakın tek tek ben bu şeyi de atacağım bu arada size. Bunu ben kendim hazırladım. Bunu böyle sağ tıklayıp şey yapıp, mesela bunu böyle kesip arkadaşlar götürüp Word'ün üzerine yapıştırabilirsiniz. Ve üstüne de kendi kendine şey yapabilirsiniz. Şöyle yanlış yere yaptım. Şöyle yapıştırıp yapayım. Evet, benim anlatacaklarım, toparlayayım arkadaşlar. PR girin. Şeyi de var, çünkü bizim şeyimiz de var. Şu temel zayıflıklarımız da var. Bizim 5 tane asaletimiz var. Şu ana kadar neyi gördük? Yöneticiliği gördük. Yücelim yöneticisi, dekan yöneticisi, terim yöneticisi, üçlü yöneticiliği gördük. 3 tane de temel zayıflığımız var arkadaşlar. Birincisi, yüceldiği burcun karşısında bulunması. İkincisi, yönettiği burcun karşısında bulunması. Üçüncüsü, burcun içerisinde hiç göremememiz. Hiç burcun içerisinde onun adını, sanını göremiyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Örnek veriyorum, boğa burcunda güneşi göremeyiz. Arkadaşlar bakın, şöyle aşağıya doğru okuyoruz ya. Bakın güneş diyorum, güneş boğa diyorum. Bakın Mars burada zararda, -5 puan veririm. Venüs burada, +5 puan veririm Venüs'ü gördüğüm zaman. Ay burada, 4 puan veririm. Venüs üçlüsü, Ay üçlüsü, Mars üçlüsü, teriminde Venüs var, Merkür, Jüpiter, Satürn, Mars, Merkür, Ay, Satürn var. Güneşi gören var mı? Yok. Çünkü güneş boğa burcunda peregrin arkadaşlar. Peregrinin anlamını aslında, bizim burada bir tane çok sevdiğimiz bir çocuk var. Çok şey değil yani, böyle ailesine falan muhtaç ama belediyede çalışıyor. Şey yapıyor, böyle özel günlerde davul falan çalıyor. Çok da güzel davul çalıyor bu arada. Ben de çok severim davul, halk oyunları eğitmeni olduğum için aynı zamanda. Davul çaldığı zaman duramam yani, böyle gerçekten. Hatta eşime derim, çağırsana şu balkonun önüne gelsin de saçmalama falan der. Yani bazen böyle geçer burada. Kendi kendine başı boşluk. Yani bulunduğu burçta hiçbir asaleti yok. İsteriz ki yöneticisi iyi olsun, iyi yerleşimde olsun. Yani boğa burcunda güneş, eğer Venüs de boğa burcundaysa tadından yenmez arkadaşlar. Çok güzel kadınlar, çok naif erkekler, çok kibar insanlar boğa burcundan çıkarlar. Yemeği, içmeyi, gezmeyi, nezaketi, zerafeti, her şeyi bilirler arkadaşlar. Ama eğer Venüs rahat edemediği bir yerde olursa, o zaman sıkıntı. Aslı itibariyle asli itibarı olmayan bir gezegene gezinme anlamına gelen peregrin denir. Peregrin gezegenlerin yakınlığı, gücü, yeteneği veya kaynakları yoktur ama aynı zamanda herhangi bir temel zaafı da yoktur. Yani bizim hani bir arzusu yok çocuğun. Hani anlatabiliyor muyum? Hani ben çok iyi bir davulcu olacağım demiyor. Ya da ben buradan çok güzel paralar kazanırım. Yarın öbür gün bir havuzlu ev alırım ya da ne bileyim işte altıma bir cip çekerim demiyor. Bir şeyi yok. Öyle. Kendi kendine.
Zararda olmasısa zaten konuştuk. Zararlı gezegenler zayıf olarak sınıflandırılır. Ancak bu onların mutlaka zayıf oldukları anlamına gelmez. Zararlı gezegenler aslında oldukça güçlüdür. Ancak güçlerini mevcut durumlarına uygun olmayan şekillerde kullanma eğilimindelerdir. O aslanın orada kalması gibi. Ki onlara ağaç falan da yok onların. Demir, yürüyecekleri yerler demir. Ben yani en son çok önce Antep şeyine gitmiştim arkadaşlar. Zıkkımla. Bilinçsiz zamanlarımdı, kusura bakmayın. Evet. Uygun olmayan şekillerde kullanma eğilimleri ve sonuç olarak çok zor pozisyonlara düşerler. Zarar gören gezegenler kendi eylemleri nedeniyle kötü durumdalar. Şöyle bir durum var. Bir gezegen düştüğü veya zarar gördüğü bir burçta ise bu ona teknik olarak gezegenlerin gücünü hesaplarken puan kaybettiriyor. Ama sadece kendi doğasını yansıtamadığı bir burçta olduğunu biliyoruz. Hani ormanda değil. Yani burç aslında gezegeni kaldırıp atmıyor. Yani o aslan ölmüyor sonuçta. Asalet demek yüksek bir potansiyeldir. Ancak bunu harita sahibinin iyiye veya kötüye kullandığı anlamına gelmiyor. Az önceki söylediğim gibi Merkür dolandırıcılık da yapabilir veya çok iyi ticaret de yapabilir. Düşüşte ise yükseldiği yerin karşısında dedik. Düşen gezegenler zarar gören gezegenler kadar kötü bir durumda değildir. Düşen gezegenler zayıftır çünkü hiçbir etkilerinin olmadığı bir yerdedirler. Dilini konuşmadığınız ve yerel geleneklerini anlamadığınız yabancı bir ülkede mahsur kalmak gibi. Arkadaşlar bununla ilgili dün bir derste yani bazı buna benzer hikayeler uyduruyordum ama dün çok ilginç bir fantazi dünyam çok gelişmişti. Dün çok ilginç bir hikaye uydurdum. Onu size de anlatmak istiyorum. Özet olarak asaletleri okurken o gezegenin bulunduğu burca bakarak gezegenin yapmak istediğini destekliyor mu desteklemiyor mu diye bakarız. Eğer bir gezegen düşük yerleşimdeyse sadece bulunduğu burca değil yönettiği burcu da batıracaktır. Yurt dışına gideceğim. Bunu bir kısmen öğretmenimiz söylemişti. Artık hayal gücüm o kadar gelişti ki fantazi dünyam o kadar gelişkin ki Venüs Aslan'a geldiğinden beri dün gece derste bunu nasıl çıkardım. Böyle şeyler çok çıkıyor arkadaşlar. Yani bizim Yasemin Hoca'nın Jüpiter'de her noktada her cümlede okuyup ardından hikaye bağlaması gibi bir zaman sonra artık çıkıyor yani kendi kendine. Şimdi yurt dışına gideceğim. Uçağa bindim. İndim. Yurt dışındayım ama bavulumu geçtiğim ülkede unutmuşum. Kaldığım ülkede unutmuşum. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Ve indim. Ne telefonum var ne de bavulum. Hiçbir şey yok. İşte kendi derdimi anlatmaya çalışıyorum oradaki resepsiyona. Diyorum ki ya ben böyle böyle bavulum nerede diyorum. Onlar da diyorlar ki yarın ilk uçakla getirttireceğiz. Yarına kadar ben ne yapacağım bilmiyorum. Kapının önüne çıkıyorum kara kara düşünürken. Nereye gideceğim? Adres yok bavulda falan. Hayır ama kolonya tadı var. Nereye gideceğim? Yok sorun değil içerim. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ama o sırada bir taksi geçiyor. Ve dürtüsel olarak el kaldırıyorum taksiye. Taksici dilimden anlamaya çalışırken abla sen Türk müsün diyor. Ben de diyorum ki ya evet ben Türk'üm diyorum. Bulduk yine burada da birbirimizi diyorum. İşte arkadaşlar ben yurt dışına doğru yola çıkıyorum ve hiçbir şeyim yok. Ben peregrin bir gezegenim. Cebimde hiçbir şeyim yok. Taksici de benim yönetici gezegenim. Eline sağlık, teşekkür ediyorum. Eğer yönetici gezegenim güzel bir yerleşimdeyse beni taksici gitmek istediğim yere kadar götürecek. Ertesi günde hatta gelecek bavulumu almak için bana yardımcı olacak, tekrar gideceğiz. Eğer benim yönetici gezegenim de problemli bir yerdeyse bu adam beni götürecek bir ormana.
Sonra işte üstümü başımı da hatta parçalayacak. Beni de orada hiç bilmediğim bir yerde, yani en azından insan medeniyetin olduğu yerdeyken ormanın içerisine bırakacağım. Burada son dakika bir şeye gidiyorum. Size zarar verirken, çünkü kendi de rahat edemediği bir yerde ya yönetici gezegen. Son dakikada işte üstünü soyacak artık, senin eşyaların çok iyi para yapar, ver bakalım o saatini, cebinde birkaç kuruşun kalmış onu da ver derken soyuyor seni ve üstünde bir ben görüyor. Ve meğer siz süt kardeşiymişsiniz. Küçüklükten hatırlıyor seni, beyninden hatırlıyor. İşte bu da ağırlama şeklinde o gezegenin oradan kurtulması. Yani örnek veriyorum, Venüs'ün Aslan Burcu'nda, Güneş'in de Boğa Burcu'nda olması. Venüs Aslan Burcu'nda şu an gökyüzünde hiç rahat bir konumda değil arkadaşlar. Güneş de Boğa Burcu'nda rahat değil. O yüzden ikisi de birbirine zarar verebilir ama uç noktada ağırlamadan dolayı mutlaka kurtaracaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Klasik teknikleri, bu çok önemli. Buraya kadar iyi, hoş, güzel, çok asalet diye çok abartılıyor arkadaşlar. Ben de abarttığım oluyor. Katılıyorum. Ama kitapta şöyle bir cümleye denk geldim. Bu arada kitaplar Kevin Burke, Understand the Birth Chart, William Lilly'nin Christian Astrology, Mark the Sun, The Aspects, bu çok güzel bir kitap bu arada. Julia Parker'ın The History of Astrology, dediğim gibi dekanların derin analizi gibi birkaç kitaptan daha bahsetmiştim. Bir tane şeyi atacağım, 15 sayfalık bir PDF var, dekanlarla ilgili çalışma yapılmış. Zaten atsam da arkadaşlar hepsini atayım ya, şunların hepsini atsam da çok fazla okuyabileceğiniz, hani şu an yetiştiremiyorsunuz, farkındayım. Zamanı geldikçe zaten elinize geçecektir. Hani dediğim gibi kaygı yön yasalarındaki olduğu gibi. Şu cümleyi eklemek istiyorum. Klasik teknikleri kullanan modern astrologların sıklıkla yapması gereken bir düzenleme var. Gezegenlere atfedilen çok kaderci ve sıklıkla olumsuz yorumları daha destekleyici, aydınlatıcı ve güçlendirici bir formata çevirmeyi rica ediyorum. Güçsüz bir gezegen kötü bir şey değildir. Bu bireyin o gezegenle kötü bir deneyim yaşayacağı anlamına gelmez. Ve bu bireyin zayıflamış gezegenden etkilenen yaşam alanları da dahil olmak üzere yaşamıyla neler başarabileceği sınırlanamaz. Evet, aldığım eğitimleri böyle ara ara soruyorsunuz. Yine buraya eklemek istedim. Sanki dersim bitmiş, bir daha hiç anlatmayacakmışım. Arada böyle Yasemin Hocam gibi gelip sadece kafamı sokup geri çekebilecekmişim gibi buraya şeylere daha önce belirtmiştim ama yine de şöyle bir Venüs Aslan'da ya arkadaşlar. Ne alakaysa, hani takıp takıştırmam gerekirken neden bunları yazdıysam bilmiyorum ama hocalarıma çok saygı ve sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Hepsinin hayatıma dokunduğu için gerçekten üzerimde büyük bir katkısı var. İsimini verdiklerimden memnun kaldığım öğretmenlerim, daha fazla biliyorsunuz ki eğitim aldım ve ismini yazmamışsam memnun kalmamışım demektir. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ekleme yapmak isteyen Mars hocam, şimdi genel tanıdığım var, dediğiniz doğru, ben demiyorum, astroloji diyor, ben de zaten alıp aktarıyorum. Emeklerinize teşekkür ederim Emine Hanımcığım. Sizin daha inceleyemedim haritanızı. Teşekkür ederiz hocam, herkese iyi akşamlar, iyi geceler arkadaşlar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Çok yoruldunuz biliyorum da, biraz önce hani Satürn'ün Koç'ta oluşunu anlattınız ya, karşılıklı ağırlamayı anlatırken. Evet, evet. Biliyorum ki asalet hesaplamada evi yöneten burç devreye girmez de oradaki konumunda diyelim ki oğlan evindeyse eğer oradan bir artı alabilir mi? Oğlan evindeyse Satürn artı 5 puan alacak. Oğlan evinde ama Satürn Koç'ta. Oğlan evinde ne var peki? İşte 10. evde Satürn Koç'ta. Oğlan ya, ağırlama olması için Oğlak burcunda da Koç burcuna ait bir şey olması gerekiyor. Onu söylemek istemedim. Asalet açısından değil de evdeki etkileşimi açısından bir artısı olur mu 10. evde? Tabii ki olacak. Tesadüfi asalet konusunda anlatacağım.
Tamam hocam. Ama Satürn için geçerli değil bu. Sadece 10. evle alakalı bu. Evin konusuyla alakalı sadece. Evet, tesadüfi olarak hani Satürn Koç burcuna düşmüş. Eyvallah. Oradan -4 puan alacak. Terazi burcunun yücelim yöneticisi karşısına düşmüş. -4 puan alacak. Ama tesadüfi olarak bir güzelliği var. 10. eve düşmüş. Yani köşe eve düşmüş. Evlerin güçlülük sıralamasında Derya abla anlatmıştı. Ama tesadüfi hasaletler konusunda tekrar üzerinden geçeceğim. Siz tesadüfi olarak oradan +5 puan alacaksınız. Bakın bu sadece gezegenin tesadüfi olarak düştüğü köşe ev bakımından. Ev bakımından. Evet. Köşe olmasaydı ama alamayacaktı. Köşe olduğu için alıyor. Köşe... Şimdi her köşe de almıyor. Bunların hepsini konuşacağız tesadüfi hasaretler dersinde. Tamam hocam. Çok öpüyorum. Tamamdır. Çok ben de öpüyorum.